Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında alan bilgisi için son e, videomuz olacak. Bu ekoloji ile ilgili çıkmış sorularımızı bitirip alan bilgisi çıkmış sorularını bitirmiş olacağız. Sonrasında alan eğitimine geçeceğiz. Alan eğitimini de yıl yıl çözeceğim. E, bu videodan sonra o videoyu da yine bulabilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Bu videomuz biraz uzun olacak çünkü 80 küsür sorumuz var. Ekoloji ile ilgili her sene çok soru geliyor. Dolayısıyla videoyu ikiye bölüp izleyebilirsiniz arkadaşlar ya da hani bir avazda yine izleyebilirsiniz. E, 80 tane dediğim gibi 80 küsür tane sorumuz var. Hemen başlayalım isterseniz. Yine pdf'sinde açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi 2013 Fen ÖABT demiş ki aralarında beslenme ilişkisi bulunan canlıların bulunduğu bir ekosisteme dış kaynaklı olarak giren toksik bir maddenin dokularındaki birikimin en yüksek olması beklenen canlı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada biyolojik birikimden bahsediyor. Biz ne biliyoruz biyolojik birikimle ilgili? Biliyoruz ki biyolojik birikim besin piramidinde alt trofik düzeyden üst trofik düzeye gittikçe artar diye biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki canlıları böyle bir ee, besin piramidine yerleştirdiğimiz zaman hangisi nereye geliyor bakalım ona göre işaretleyeceğiz. Şimdi bizim en altta hangi canlımız olması gerekiyor? Üretici canlı. Burada üretici canlı hangisidir? Çayır otudur. O zaman A'yı en alta yazdım. Sonra çayır otuyla beslenen bir canlıya ihtiyacımız var. Bu da hangisidir? Tabii ki çekirgedir değil mi? E diyorum. Sonrasında arkadaşlar baktığınız zaman işte e, bir üstte kertenkele veya yılan yazabilirim ama kertenkele yazmam daha doğru olur diye düşünüyorum. Sonra arkadaşlar yılan yazabilirim. En üst düzeye, en üst basamağa hangisini yazarım? Tabii ki kartalı yazarım, değil mi? Yırtıcı olanlar de, e, genellikle en üst basamakta yer alırlar. Dolayısıyla birikimin en fazla olacağı canlı da hangisidir? Kartaldır. Burada biyolojik birikim derken mesela Bizler de trofik düzeylerde üst kısımlardayızdır besin piramidinde. Bu bizim de biyolojik birikimimiz fazla olur. Mesela bir ot fotosentez yaparken topraktan ne alıyor? Su ve mineral alıyor. Dolayısıyla su ve minerali alırken toksik maddeyi de alıyor. Bizler hem bulunduğumuz ortamdan o toksik maddeyi alıyoruz. Hem de yediğimiz içtiğimiz besinlerden alıyoruz. Dolayısıyla bizim maruz kaldığımız bu doku birikimindeki toksik madde miktarı daha fazla oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de en üst trofik düzeyde biyolojik birikim daha fazla olur. İkinci soru. Normalin üzerinde azot ve fosfor girdisi olan bir gölde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez? Şimdi normal üzerinde azot ve fosfor girdisi varsa o gölde ne olur? Ötrofikasyon olur. Ötrofikasyon. Şimdi ötrofikasyonda neler gerçekleşiyor? Buna bakalım. Arkadaşlar ötrofikasyonda normal normalin üzerinde azot ve fosfor olduğu için oradaki alk canlıları ne yapıyor? Fotosentez yapmaya başlıyorlar. Yüksek miktarda fotosentez yapıyorlar ve sayılarını artırıyorlar. Gölün yüzeyinde bir alk tabakası oluşuyor. Yeşil bir tabaka. Daha sonra bu algler hani ilk başta size güzel gibi geliyor değil mi? İşte alg nasıl fotosentez yapıyor, oksijen miktarını artır gibi düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor maalesef. Alg ne yapıyor? Gölün yüzeyini kaplıyor. Kapladığı için alt tarafı ışık geçmiyor, oksijen geçmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla oradaki canlılar, içerisinde yaşayan canlılar ölmeye başlıyorlar. Öldükleri zaman da yüzeye doğru çıkıyorlar ya da veya gölün dibine doğru çöküyorlar ve kirlilik ortaya çıkıyor. Bakalım alg patlamalarının olması, alg patlaması olur zaten temel sebebi algin ar sayısının artmasıdır. Organik madde ve besin üretiminin artması. Şimdi alki ne yapacak? Organik madde ve besin üretecek. Bu da olur arkadaşlar. Ekonomik değeri yüksek olan balık türlerinin yaygınlaşmaya başlaması. Bakın ne dedik? Alk göl yüzeyini kapladığı için gölün içerisine ışık ve oksijen giremez. Bu yüzden de içerisinde bulunan canlılar ölmeye başlar dedik. Burada balık türleri yaygınlaşmaz. Aksine ne olur? Balık türleri azalmaya başlar arkadaşlar. Bu yanlıştır. Fotosentez ürünlerinde artış olması alktan dolayı fotosentez ürünleri artar. Sucul sistemin derinliklerinde zaman zaman anoksik koşulların gelişmesi anoksik dediği de burada ee, oksijen olmaması demektir arkadaşlar. Yani oksijenin olmadığı koşullar demektir. Evet çünkü oksijen ne yapıyor? Alt kısımlara giremiyor. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı olacak. 2013'e bakıyoruz. Diyor ki bitkilerde azot bağlanması ile ilgili hangisi yanlıştır? Bitkiler azotu topraktan amonyum ve nitrat formunda alırlar. Bu doğrudur arkadaşlar. Bitkiler amonyum ve nitrat formunda alabiliyorlar ama direkt azot gazı olarak alamıyorlar. Bitkiler havadaki serbest azotu doğrudan kullanamazlar. Zaten söyledik doğru. Baklagil köklerinde havadaki serbest azotu Bağlamada işlev gören nitrogenaz enzimi bitki hücreleri tarafından üretilir. Bakın eğer bitki nitrogenaz enzimini üretebilseydi zaten Baklagil kökünde yaşayan rizobiyum bakterilerine ihtiyaç duymazdı. Direkt havadaki serbest azotu kendisi bağlayabilirdi. Buradaki nitrogenaz enzimini rizobiyum bakterileri üretir arkadaşlar. Rizobiyum bakterileri bu enzimi üreterek havadaki serbest azotu ne yapıyor? Toprağa bağlıyor. Oradan da bitkinin almasını sağlıyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bitki kendisi üretmiyor. Nitrogenaz enzimi oksijen varlığında inhibe olur. Evet bu yüzden zaten rizobium bakterilerinin oksijensiz ortamda bulunması gerekiyor. Doğrudur. Baklaginlerin köklerinde serbest oksijen lek hemoglobin sayesinde kontrol edilir. Bu lek hemoglobin bunu kontrol ediyor arkadaşlar. Sonrasında e, nitrogenaz enziminin aktivitesi düzenleniyor. Eğer lek hemoglobin serbest oksijeni bırakırsa işte ne yapacak? Nitrogenaz enzimi çalışamayacak. Dolayısıyla azot bağlanamayacak. Yani bitkinin ihtiyacına göre lek hemoglobin oksijeni artırıyor, azaltıyor. Buna bağlı olarak nitrogenaz enzimi çalışıyor ya da çalışmıyor. O yüzden doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. dördüncü sorumuz diyor ki: Aşağıdaki grafikte bazı canlı gruplarına ait ideal hayatta kalma eğrileri verilmişti. Bu hayatta kalma eğrileri önemlidir. Yine sorulabilir. Bu eğrilerle aşağıdaki canlılar arasındaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi bize şu tane canlı vermiş. Midye, yersince bu ve insan. Arkadaşlar biz bunların ömür uzunluklarına bakacağız. Bakın ömür uzunlukları şu şekilde. Alttaki grafikte vermiş çizgide. Ömür uzunluğu yüksek olan canlı hangi canlıdır? Ömür uzunluğu yüksek yani 3 numaralı olan canlı hangi canlıdır? Bunların içerisinde tabii ki insandır değil mi? Diğerlerine göre ömür uzunluğu daha yüksektir. Ayrıca arkadaşlar ömür uzunluğu genç yaşlarda yani ölüm oranları genç yaşlarda daha fazla olan canlı hangisidir? Bu tür canlılar genellikle omurgasız canlılardır. Yani yavruları genç yaşlarda ölen veya işte e, yavru ölümü çok görülen işte yumurta gelişimi az görülen canlılardır arkadaşlar. Genellikle omurgasız canlılardır. Dolayısıyla buraya midye yazabiliriz. Hemen hemen her yaşta ölüm görülen canlı bakın şu ikincisi sabit olan hemen hemen her yaşta ölüm görülüyor demektir. Bu da arkadaşlar hangi canlıdır? Yer gibi fare gibi canlılardır. Dolayısıyla cevabımız uygun olarak hangi seçenek oluyor? A seçeneği olur. Beşinci soruya gelelim. Tropikal yağmur ormanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın eğer size tropikal yağmur ormanları ile ilgili bir soru soruyorsa şıklarda şunu yazar. Hangisi yanlıştır diye soruyorsa şunu yazar: Toprağı mineral bakımından zengindirler. Arkadaşlar, tropikal yağmur ormanları sürekli yağış alan ormanlardır ve e, buralardaki bitkiler yüksek düzeyde fotosentez yaparlar. Dolayısıyla ortam koşulları uygundur çünkü buna. Bu yüzden de bu bitkiler topraktan sürekli mineral aldıkları için topraktaki mineral miktarını azaltırlar. O yüzden mineral miktarı daima yüksek değildir. Hatta bunlar mineral için e, rekabet ederler. Dolayısıyla tropikal yağmur ormanları ile ilgili bir soru gelirse hemen benim söylediğim aklınıza gelecek, tamam mı? Tür çeşitliliği çok yüksektir. Evet, ortam şartları uygun olduğu için tür çeşitliliği yüksek. Topraktaki besleyici minerallerin oranı daima çok yüksektir. Bakın az önce söylediğim bunu söyleyemez. Çünkü topraktaki mineralleri kim alıyor? Oradaki canlılar zaten fotosentez yaptıkları için alıyorlar o bitkiler. Dolayısıyla mineral oranı düşüktür arkadaşlar. Mineral için hatta rekabet ederler. Bu yanlıştır. Biyokütle üretim yüksektir. Biyokütle orada bulunan canlıların toplam ağırlığıdır. Mesela işte oradaki ağaçların toplam ağırlığıdır. Dolayısıyla bunlar sürekli fotosentez yaptıkları için biyokütleleri de yüksektir. Bitkilerde üreme yıl boyunca devam eder. Ortam şartları uygun olduğu için üremeleri yıl boyu devam ediyor. Habitat çeşitliliği yüksektir. Evet tropikal yağmur ormanlarında yaşam alanı yani habitat çeşitliliği yüksektir arkadaşlar. Doğrudur. Gelelim 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ötrofikasyona uğramış bir gölün özelliklerinden biri değildir? Bakın dikkat ederseniz 2013 FEN ÖABT'de de sordu bunu. Bakın 2013 FEN ÖABT ve 2013 biyolojide de sormuş. Yani ötrofikasyon da ekolojide çok sorulan sorulardandır. Dip kısımlarında oksijen oranı azalır. Söyledik. Alg yüzeyi kapladığı için oksijen dip kısımlara gidemiyor. Doğru. İnorganik besleyicilerin miktarı yüksektir. Bu da doğrudur. Neden? Çünkü oradaki canlılar ölüyorlar ya öldükten sonra ayrıştırılıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla inorganik madde miktarı artıyor. Doğru. Suyun ışık geçirgenliği azdır. Evet, alg yüzeyi kapladığı için yani şurası bir göl olduğunu düşünün. Alg ne yapıyor? Bu yüzeyi kaplıyor. Kapladığı zaman hem ışık geçemiyor hem de oksijen geçemiyor. Dolayısıyla doğrudur. Soğuk sularda yaşayan balık türleri yaygındır. Arkadaşlar burada balıklarda ölümler görülüyor. Herhangi bir türün yaygınlığı yoktur burada. O yüzden bu yanlıştır. Fitoplankton verimliliği yüksektir. Burada şimdi alg miktarı arttığı için fitoplanktonlar da zaten bir nevi Ardlardır arkadaşlar. Fitoplankton dediğimiz canlılar da ardlardır. Dolayısıyla fitoplankton yani alg sayısı fazladır. Doğrudur. Cevabımız denizi seçeneği olacak. 2014 FEN ÖABT geliyoruz. Diyor ki: Ekolojik gereksinimleri aynı veya benzer olan türler aynı habitatta birlikte bulunduklarında aralarında rekabet ortaya çıkar. Uyum yeteneği düşük olanlar ortamdan uzaklaşır. Kaynakları sınırlı olan bir habitatta bir habitata yeni yerleşen ve ekolojik gereksinimleri çok benzer olan M ve N türlerinin birey sayılarının zamana bağlı değişimi hangisi gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar ikisi de ne yapıyor? Bakın ikisi de aynı e, özelliklere sahip. Ekolojik gereksinimleri neymiş? Bunların aynıymış. Dolayısıyla bunların ne olacak? Biri hayatta kalmayı başarırken diğerinin sayısı azalacak. O zaman şöyle olur. Bir bireyin bakın bir bireyin Sayısı artarken Diğer bireyin sayısı ne olacak arkadaşlar Diğer bireyin sayısı şöyle Azalacak buna bağlı bir Grafik aramamız lazım zaten Rekabetle ilgili bir grafik soruyorsa Bu grafiği göreceksiniz Baktığımız zaman en uygun grafik hangisidir E grafiği dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olur Gelelim 8. sorumuza Diyor ki Dünyada yıllık yağış ve sıcaklık ortalamasının verildiği grafikteki 1 ve 2 numaralı alanlarda sırasıyla hangi biyomların görülmesi beklenir? Şimdi 1 numaraya baktığınız zaman arkadaşlar 1 numarada hem yağış yüksek hem de sıcaklık yüksek. Hem yağışın hem de sıcaklığın yüksek olduğu eee biyom hangi biyomdur? Tabii ki tropikal yağmur ormanlarıdır. Tamam mı? Hem yağışın yüksek hem de sıcaklığın yüksek olduğu. İki numaraya baktığım zaman 2 numarada bakın yağış çok düşük ama sıcaklık çok yüksek. Bu zaten hangi biyomdur? Çöl biyomudur. Dolayısıyla cevabımız hangisi gibi oluyor? A şıkkı oluyor arkadaşlar. 2014 biyolojiye geldik. Bazı sorular böyle yorum soruları olabiliyor. Ona göre iyi okumamız lazım. Bir böcek türü G bölgesinin yerli bitkisi olan balon asmasının tohumları üzerinde beslenmektedir. Bu bölgenin kuzeyindeki K bölgesinde balon asmaları nadir görüldüğü için bu böcek türü buraya yakın zamanda başka bir kıtadan sokulmuş sarı salkım ağacı üzerinde beslenmektedir. Böceklerin gaga boyu meyvenin içindeki tohumlara ulaşacak uzunluğa sahip olduğunda böcekler çok etkin bir şekilde beslenirler. Bu böceğin G ve K bölgelerindeki popülasyonlarının gaga uzunlukları aşağıdaki grafikte verilmiş ve her bir popülasyondan alınmış müze örneklerindeki ortalama gaga uzunluğu kırmızı ok ile gösterilmiştir. Şimdi bakın. Gaga uzunluğuna baktığımız zaman G bölgesindeki gaga uzunluğu arkadaşlar biraz daha fazladır. Gaga uzunluğu dikkat ederseniz bakın kaç? Hemen hemen bakın 8, 7'den sonra başlıyor 11'e kadar. Ama K bölgesindeki gaga uzunluğuna baktığınız zaman gaga uzunluğu daha az. Ortalama gaga uzunlukları da şöyle kırmızı okla gösterilmiş. Diyor ki bu gözlem ve bulgulara göre hangilerine ulaşılabilir? Bir popülasyonun besin kaynağındaki değişiklik doğal seçme yoluyla evrimleşmeye yol açabilir. Arkadaşlar buna doğru diyebiliyor muyuz? Evet çünkü neden? İki tane aynı tür var Aynı tür bir, biri başka bir ağaçla besleniyor diğeri başka bir ağaçla. Birinin gaga uzunluğu daha yüksekken daha uzunken diğerinin gagası daha kısa oluyor. O zaman bu bir popülasyonu yani aynı türün besin kaynağında bir değişiklik olursa kendi sevrimleşir diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O yüzden bu doğrudur. Sarı salkım ağacının meyveleriyle beslenme Uzun gagalı böceklerin doğal seçmeli desteklenmesine neden olmuştur. Sarı saltımacığı ile hangileri besleniyor? K bölgesinde olanlar. K bölgesinde olanlar arkadaşlar. Daha mı uzun gagalı, daha mı kısa gagalı? Bakın K bölgesindekiler daha kısa gagalı. Dolayısıyla uzun gagalıyı değil, kısa gagalıları desteklemiştir. Bu yanlış. Balon asması meyvesindeki tohumlar daha derinde yer almaktadır. Balon asmasının bulunduğu G bölgesindeki böceklerin gagaları daha uzun, değil mi? Dolayısıyla o zaman buradaki tohumlar daha derindedir. Uzun olduğu için doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 şeklinde olacak. 10. sorumuza gelelim. Aşağıda diyor açık okyanus, çayırlık ve iğne yapraklı orman ekosistemlerindeki canlıların biyokütleleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Açık okyanus neymiş? Zooplankton, fitoplanktonu çok hızlı bir şekilde tüketir. Fitoplankton hiçbir zaman zooplanktonun büyük kütle büyüklüğüne erişemez. Bakın burada eşleştirme isteyecek bizden. Şimdi zooplankton, fitoplanktonu çok hızlı bir şekilde tüketiyorsa burada üretici sayısı bu birinci tüketici olandan daha az olur arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki uygun olan hangi grafik burada hangisi daha uygundur bir besin piramidinde, büyük kütle piramidinde 3 numara değil mi? 3 numara açık okyanus için daha uygundur. Çayırlık Yeşil bitki biyokütlesinin büyük bir kısmı birinci tüketiciler tarafından tüketilir. Tamam. İğne yapraklı orman yeşil bitki biyokütlesinin çok az bir kısmı birinci tüketiciler tarafından tüketilir. Şimdi çayırlıkta büyük bir kısmı birinci tüketiciler tarafından tüketildiği için birinci tüketiciler üreticiler üreticilere yakın olur. Dolayısıyla bir numara çayırlığa daha yakın olacak. İki numara ise arkadaşlar ne olur? İğne yapraklı orman olur bakacağım açık okyanus için 3 diyeceğiz çayırlık için bir İğne yapraklı orman için iki diyeceğiz yani cevabımız ne olacak denizli seçeneği olacak gelelim 11 sorumuza burada ne diyor diyor ki ılıman kuşakta yer alan ve mevsimsel tabakalaşma gösteren göllerde alt, alt üst olma denilen su hareketleri görülür yani şöyle düşünün ee, alttaki su üstte çıkıyor, üstteki su alta geliyor. Tamam mı? Öyle düşüneceksiniz. Bu süreçlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur bakalım. Suyun üst tabakalarının besin elementlerince zenginleşmesine neden olur. Şimdi alt tabakadaki su, şimdi şuraya alt tabaka düşünün. Şu kısmı da üst tabaka düşünüyorsunuz. Üst tabakadaki alt tabakaya gidiyor. Alt tabakadaki de ne yapıyor? Üst tabakaya çıkıyor. Şimdi alt tarafa bulunan besin elementleri daha fazla olduğu için üst tabaka ne olur? Zenginleşir. Bu doğrudur. Hem kış hem de yaz mevsimlerinde görülebilir. Arkadaşlar ılıman kuşakta yer alan diyor. Ilıman kuşak genellikle nedir? Mevsim sıcaklıkları işte 30 dereceler arasındadır. Dolayısıyla yaz mevsiminde görülebilen bir olaydır. Kış mevsiminde görülmez. Ortalama net birincil üretimde artışa neden olur. Şimdi besin elementi bakımından zenginleştiği için üst tabaka ne olacak? Birincil üretimde de artış olacak arkadaşlar. Doğrudur. Bize hangileri doğrudur dediği için 1 ve 3 doğrudur diyoruz. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin biyoçeşitlilik için bir tehlike oluşturması beklenmez? Habitatların tahrip edilmesi. Şimdi habitat dediğimiz yaşam alanı. Yaşam alanları tahrip edersek oradaki canlılar ne yapacak? Ölecek. Tehlike oluşturur. Ortama yabancı türlerin sokulması. Bu yabancı türler o ortamda bulunan türleri yiyebilir, onlara zarar verebilir. O yüzden tehlike oluşturur. Doğadaki canlı kaynakların aşırı kullanılması. Yine arkadaşlar kaynaklar diğer canlıların işte e, diğer canlara zarar verebilir. Aşırı kullanılması bu da tehlike oluşturur. Doğada türler arası av avcı ilişkilerinde dengenin korunması. Bakın denge varsa tehlike yok demektir. Tamam mı? Türler arasında denge varsa tehlike yok demektir. Dolayısıyla bu olmaz. Burada e, tehlike oluşturmaz aksine ne yapar? Doğayı korur besin zincirinin bozulması. Zaten besin zincirlerinde bozulma olursa alttaki ya da üstteki canlılarda ne olacaktır? Azalma olacaktır. Dolayısıyla biyoçeşitlilikte tehlike oluşturacaktır. Cevabımız deniz seçeneği olacak. 13. sorumuza geliyoruz. Aşağıda hayvanların avcı türlere karşı geliştirdiği savunma mekanizmalarına ait 3 örnek verilmiştir. Bu örnekler aşağıdaki kavramsal eşleştirmelerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? Bakalım. Diyor ki aynı ortamda yaşayan zehirli ve iğneli iki yaban arısı türünün birbirine benzer desenlere sahip olması, bir dil balığının deniz dibinde bulunduğu zeminin rengine uygun renge sahip olması, şahin güvesi larvasının dokunulduğunda baş ve göğüs kısmını şişirerek zehirli küçük bir yılanın başına benzer bir görünüm alması. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Eğer ki bir canlı gerçekten zehirliyse ve bu zehirli özelliğini gösteriyorsa biz buna Müller mimikrisi diyoruz. Bakın zaten mimikridir bu. Bir canlının bir canlıyı taklit etmesi mimikridir. Bunu gerçekten zehirli olduğu için yapıyorsa bu Müller mimikrisidir. Ama bu taklit etme olayını yalancıktan yapıyorsa, aslında kendisi zehirli değil ama zehirlilik etkisi gösteriyorsa Hani kendini öyle gösteriyorsa bu yalancıktan yapıyordur. O zaman nedir? Bates mimikrisidir. Burada bir numaraya baktığınız zaman bir numara gerçekten zehirli olduğu için arkadaşlar bu Müller mimikrisi. Üç numaraya bakıyorsunuz. Şahin güvesi larvası zehirli değil. Ama ne yapıyor? Kendisini şişirerek küçük bir yılanın başına benzer görünüm alıyor. Yani yalandan yapıyor bunu. O yüzden bu Bates mimikrisidir. Zaten zeminin rengine uygun bir renge sahip olması bu da nedir? Kamuflajdır. Kendini kamufle ediyordur. O zaman Müller kamuflaj bates mimiklisi olacak. Yani cevabımız A şıkkı olacak. 14. soru. Diyor ki aşağıda Afrika savanasında bazı canlılar arasındaki ilişkiler birbirleriyle bağlantılı olarak verilmiştir. Bu ekolojik öyküde aşağıdaki ilişki tiplerinden hangisinin örneğine değinilmemiştir. Şimdi bakalım. Bufalolar otları yemektedir. Burada ne var? Beslenme var. Tamam. Sığır balıkçılı kuşları bufaloların gezdikleri yerlerde ürküttükleri böcekleri kolaylıkla avlarlar. Şimdi bakın bufala bundan etkileniyor mu? Etkilenmiyor. Ama ne yapıyor? Sığırcık balıkçıl kuşları ne yapıyor? Burada besleniyorlar. Bu nedir? Bir komensalizmdir. Oxpecker, Os, oxpecter. Pekker. Evet kuşları. Bufalolara zarar vermeden deri üzerindeki parazitleri yemektedir. Ee, zarar vermiyor, parazitlerini yiyor arkadaşlar. Aslında ne yapıyor? Yarar sağlamış oluyor. O zaman bu nedir? Yarar sağladığı için. Ee, yine bunu da komensalizm olarak alabiliriz. Hasta bir bufalo dişi bir aslan tarafından yakalanıp yenilmeye başlanır. Bu nedir zaten? Direkt predatörlüktür. Yani ne yapıyor? Onu yiyor arkadaşlar. Buradaki bir canlının başka bir canlıyla beslenmesi nedir? E, predatörlüktür Dolayısıyla buraya predatör diyoruz Bir grup sırtlan dışı, Dişi aslanı geri çekilmeye zorlayarak Avı elde eder Burada da ne vardır rekabet olayı vardır Değil mi dişi aslanı geri çekiyor Yani sırtlanlarla aslanlar arasında bir Rekabet olayı var Dolayısıyla burada rekabet var Burada ne, ne yok arkadaşlar Baktığınız zaman bakın Her bir zaten otları yediği için her bir var Komensalizm var rekabet var Predatörlük var ama alolopati yok Allelopati neydi? Bu olay arkadaşlar genellikle bitkiler arasında görülen bir etkileşimdir. Bitkilerin e, salgıladıkları kimyasallardan diğer bitkilerin etkilenmesi olayı allelopati olarak isimlendiriliyor. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Gelelim 15. sorumuza. 2015 FEN ÖABT e diyor ki aşağıda 4 trafik düzeyden oluşan bir karasal ekosistemdeki enerji aktarımı şematize edilmiştir. K üretici basamağını ve okların yönü bir düzeyden diğerine enerji aktarımını göstermektedir. Bu trofik ilişkilerle ilgili diyor. İfadelerinden hangileri doğrudur bakalım. K düzeyindeki canların hepsinde klorofil bulunur demiş. Şimdi buradaki K nedir? Üretici. Arkadaşlar üretici demek sadece fotosentez yapmak demek midir? Hayır tabii ki değil mi? Ne vardır ayrıca? Kemosentez yapanlar da vardır. Dolayısıyla burada sadece ee, onu alamıyoruz ama 4 trafik düzeyde karasal ekosistemde diyor. Tamam. Arkadaşlar burada karasal ekosistemden bahsetmiş. Yani şöyle söyleyeyim size enerji aktarımı var. Burada mecburen ne olacak? Buradaki canlılar fotosentez yapacaklar. Kemosentez yapan canlılar, azot döngüsü gibi döngülerde görev aldığı için dolayısıyla buradaki besin piramitlerinde onları sayamıyoruz. Normalde başka bir soruda işte tüm canlılarda fotosentez yapan ve işte üretici olan tüm canlılarda klorofil bulunur deseydi bu yanlış olurdu. Ama burada belli bir trofik düzey olduğu için bunların hepsinde klorofil vardır diye doğru kabul ediyoruz. Net birincil üretimden en verimli olarak ne düzeyindeki birincil üretimden en verimli olarak ne düzeyindeki organizmalar yararlanır? Birincil üretim neresi? K'de oluşturulan üretimdir, değil mi? Burada kim yararlanıyor bundan? L bireyleri yararlanır. Ne yararlanması. Bu gitti. N düzeyindeki organizmalara seçici avcılık uygulanması, K düzeyindeki organizmaların art, e, aşırı artışını önleyebilir. Şu baktığınız zaman, N'deki bazı bireyleri avlıyoruz. Avladıktan sonra ne oluyor bu bireyler? Bakın ne oluyor bu bireyler? M bireyinin sayısı artıyor. Buna bağlı olarak arkadaşlar, L'nin sayısı azalıyor. Çünkü M L ile besleniyor. Buna bağlı olarak da ne oluyor bakın K bireyi sayısı aşırı artıyor. Burada önleyebilir demiş. Önlemez. Aşırı artışına sebep olur. N düzeyindeki canlıların azalması M ve N düzeyindeki canlıların popülasyon büyüklüğünü etkilemez. Bakın az önce söyledik. N düzeyindeki canlılar azalırsa M artar, L azalır. Popülasyon büyüklüğünü etkilemez demiş. Bu yanlıştır. Burada doğru olanı bize sorduğu için yalnız bir doğru olur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi doğal yaşam alanlarında biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkilemez? Bir yaşam alanına ekonomik değeri olan yabancı türlerin sokulması. Şimdi burada biyolojik çeşitliliği etkiliyor mu? Etkiliyor tabii ki. Yabancı türü sokuyorsun sen oraya. Biyolojik çeşitliliği tabii ki etkileyecek. Büyük habitatların insanların yerleşebilmeleri için küçük parçalara bölünmesi. Arkadaşlar bu da tabii ki biyoçeşitliliği etkiler. Yani siz kalkıp da bir habitatı yok edip oraya insanları yerleştiriyorsanız buradaki canlıları ne yapacak? Bir çeşitliliği olumsuz etkileyecek. Habitatların aşırı kullanımı yine bu da aynı şekilde canlıların yok olmasına sebep olur. Sadece verimli türlerin korunmasının tercih edilmesi. Yaban, yabani türler ne olacak? Yabani türler doğadan elenecek. Dolayısıyla çeşitlilik ne yapacak? Azalacak, etkilenir. Popülasyonlar arasında gen akışının devam etmesi. Gen akışı çeşitliliği sağlar. Dolayısıyla türleşmeye de sebep olur arkadaşlar. O yüzden biyolojik çeşitliliği bu olumlu etkiler. Olumsuz etkilenmez. Cevabımız Edirne seçeneği olur. 17. sorumuza geçelim. 2015 biyoloji diyor arkadaşlar diyor ki aşağıda diyor ekolojik ayak izinin bazı tanımları verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Önce tanımlara bakalım diyor ki bir kentteki yaşamı desteklemek için gerekli olan ve kent dışında bulunan verimli ekosistemlerdir. Bir ülkenin kişi başına düşen küresel kaynak talebidir. Diyor ki hangileri doğrudur bakalım. Şimdi arkadaşlar e, ekolojik ayak izi şöyle. Bizim etrafımızda bulunan, bizim yaşadığımız ortamda bulunan, ayrıca yaşadığımız kentteki yeşil alanlar olsun, verimli yerler olsun bunların hepsi nedir? Ekolojik ayak izini oluşturuyor. Verimli ekosistemlerdir. Ayrıca bizlere, mesela ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da yaşayan her bir kişiye düşen küresel kaynak talebi de yine ekolojik ayak izini tanımlıyor. Yani mesela diyelim ki benim şu an... Ee, bir arabası olan bir kişiyi düşünün. Bir de beni düşünün. Benim arabam yok mesela. Arabası olan bir kişinin küresel kaynak talebi daha fazlayken benimki daha azdır. Dolayısıyla benim ekolojik ayak izim daha düşüktür. Arabası olan bir kişinin ekolojik ayak izi daha yüksektir. Tamam bu şekilde düşüneceğiz. Diyor ki bu bir kentte yaşayan insanların gelir düzeyleri yükselip teknolojik kullanımları arttıkça Ekolojik ayak izi genellikle büyür. Az önce bahsettiğim örnek arkadaşlar. Gelir düzeyi yükseldiği için ne yapmış? Araba almış. Ve buna bağlı olarak araba kullanımı, teknoloji kullanımı arttıkça ekolojik ayak izi büyümüş mü? Büyümüş. Çünkü benzin kullanıyor. Daha sonra onu götürüyor işte tamire veriyor. Buna bağlı olarak farklı cihazlar alıyor. Mesela navigasyon cihazı alıyor, işte bilmem farklı farklı şeyler alıyor. Dolayısıyla ekolojik ayak izini ne yapıyor? Büyütüyor. Bu doğrudur. Bir ülkede verimli alanlar sabit kalmak üzere nüfus artışına bağlı olarak ekolojik ayak izi küçülür demiş. Bakın böyle bir durum yok. Eğer ekolojik ayak izini bizim başımıza yani kişi başına düşen verimli alanlar olarak düşünürseniz bu doğru. Ama ekolojik ayak izi böyle bir şey değil arkadaşlar. Ekolojik ayak izi aslında bizim doğaya verdiğimiz zarar olarak düşüneceksiniz. Verimli alanlar sabit. Bursa'daki verimli alanlar sabit değişmiyor ama sürekli nüfus artıyor. İşte doğum oranı artıyor dışarıdan göç geliyor. Ne oluyor bu sefer? Kişilerin nüfus arttığı için ekolojik ayak izleri de büyüyor. Tamam mı? Küçülmüyor. O yüzden bu yanlış olur. Çünkü neden? Talep artıyor. Karbondoksiti absorbe edebilen ekosistem alanlarının artışı ekolojik ayak izini küçültür. Evet karbondoksit miktarı Bizim ekolojik ayak izimizi belirler. Mesela ben o yüzden örnek verdim. Arabası olan bir kişinin ekolojik ayak izi daha yüksektir çünkü arabadan salınan gazlar onun sorumluluğunda. Ama benim arabam olmadığı için benim ekolojik ayak izim daha küçüktür. Dolayısıyla eğer ben karbondioksit absorbe eden yani yok eden bir ekosistem alanını artırırsam, mesela yeşillik alanları artırırsam ne yaparım? Ekolojik ayak izimi küçültmüş olurum. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 şeklinde olur. 18. sorumuz. Denizel bir besin ağı organizmaları harflerle gösterilerek şematize edilmiştir. Şemada çürükçül organizmalar dikkate alınmamıştır. Diyor ki şemada F fitoplanktonları, oklar ise trofik düzeyler boyunca besin transferlerini gösterdiğine göre bu besin ağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi F neymiş? Fitoplankton. O zaman fitoplankton demek ne demek? Üretici üreticiler. Yukarıya doğru gittikçe tüketiciler ortaya çıkıyor. Diyor ki G organizması omnivor beslenme özelliğine sahiptir. Omnivor beslenme ne demek? Karışık. Yani hem etle hem otla beslenecek. Bakıyorum G'ye. Neyle beslenmiş? Bakın G üreticiyle besleniyor değil mi? F ile. Yani bir otla besleniyor. Ayrıca neyle besleniyor? Bir otçul canlıyla H ile besleniyor. O zaman bu omnivor mudur? Evet. Birim hacimdeki suda F organizmasına ait birey sayısının üst trofik düzeydeki her bir organizma grubuna ait birey sayısından fazla olması beklenir. Şimdi bakıyorum. F organizmasına ait birey sayısı ne demek? Üreticiler demek diyor ki üretici sayısı üst trofik düzeydeki her bir organizma grubuna ait birey sayısından fazla olması beklenir diyor. Arkadaşlar bu da doğrudur. Çünkü üreticilerin sayısı diğerlerinden daha fazla olmak zorundadır. Dolayısıyla doğrudur. Açık okyanuslar hariç. Şimdi açık okyanuslarda şöyle bir durum vardır. Arkadaşlar az önceki soru vardı ya şuradaki soru hazır yeri gelmişken onu da bir açıklayayım ben şöyle. Bir dakika şu, heh, şuradaki soru. Bakın açık okyanuslarda şöyle bir durum vardır. Buradaki zooplanktonlar yani fitoplanktonlarla beslenen birinci tüketici canlılar çok fazladır. Dolayısıyla fitoplanktonları sürekli yedikleri için fitoplanktonların yani üreticilerin sayısı birinci tüketicilerin sayısını geçemiyor. Ama fitoplanktonlar çok hızlı üredikleri için bunların besin kaynağı karşılığını da veriyorlar. O yüzden açık okyanuslarda Hani birinci tüketiciler üreticilerden daha fazla yani bu bir istisnai durumdur ama genellikle diğer ekosistemlerde diğer besin ağlarında üreticilerin sayısı tüketicilere göre daha fazladır. O yüzden B şıkkını doğru kabul ettik sudaki eser miktardaki toksik bir maddenin biyolojik büyütülme süreciyle üst trofik düzeydeki bazı organizmalarda milyonlarca kat birikmesi mümkündür evet doğru ne demiştik yukarıya doğru gittikçe yani besin zinciri besin ağı fark etmez yukarıya doğru gittikçe ne yapıyordu ee, toksik maddelerin birikimi yani biyolojik birikim artıyordu burada da zaten onu söylüyor doğrudur Tüketici organizmaların tümü birden fazla trofik düzeyde yer almaktadır. Şimdi tüketici organizmalara baktığımız zaman birden fazla trofik düzeyde yer almak demek yani hem birinci tüketici hem ikinci tüketici veya hem ikinci tüketici hem üçüncü tüketici arkadaşlar inceleyelim. Mesela F'den H'ye H'den M'ye gidelim. Mesela F burada nedir? Üretici. H birinci tüketici, M ikinci tüketici, R üçüncü tüketici. Y de dördüncü tüketicidir. Tamam mı? Sonra bakıyorum başka bir besin ağına gidiyorum. Bakın F ile kim besleniyor? G. Üretici. G birinci tüketici. K ikinci tüketici. Tamam mı burada? K ile beslenen kim var? T üçüncü tüketici. Mesela T ile beslenen başka yok. Dolayısıyla hepsi birden fazla trofik düzeyen yani tümü dediği için bu yanlış olacak. Tümü birden fazla trofik düzeyde yer almaz arkadaşlar. Sadece çakışmalar olabilir. Hani bir trofik düzeyde işte üçüncü tüketiciyken diğer besin ağında ne olabilir? İkinci tüketici olabilir. Ama tümünde dediği için bu doğru olmaz. Fotosentez ile organik bileşiklerde depolanan enerji en az bir en fazla 4 trofik basamakta tüketici organizmalara aktarılmaktadır. Şimdi bakıyorum en fazla nereden geldi bakın. En az bir şimdi fotosentezle e, fotosentezle organik bileşiklerde depolanan enerji en az bir en fazla 4 basamakta trofik basamakta tüketici organizmalara aktarılmaktadır. Şimdi şuraya tekrardan incelediğimiz zaman arkadaşlar. Bakın baktığımızda Zaten F nedir burada? Üretici. Birinci e, trofik düzeydir. Daha sonra bakıyorum. ikinci trofik düzey. 3. Değil mi? M. MR ile besleniyor. 4. Sonra 5. Üreticiyi saymazsak kaç oldu? 4 tane tüketici düzey oldu. Burada çünkü tüketici organizmalardan bahsediyor. 4 trofik basamak. Bu doğrudur. En fazla bu şekilde oluyor. En az 1 demiş arkadaşlar. Mesela F'den G'ye G'den de nereye gidebilir? Mesela J'ye gidebilirdim. Bakın ne oldu? Bir tane trafik düzey oldu burada. Yani bir tane tüketiciler arasında aktarım oldu. Hani bu şekilde düşünün. Dolayısıyla en az bir en fazla dört basamakta tüketici organizmalara aktarılıyor. Doğrudur. Cevabımız denizi seçeneği olacak. Gelelim 19. sorumuza. Aşağıda diyor KLMN adalarının büyüklükleri ve ana uzaklıkları şematize edilmiştir. Bunlardan K ve L adalarının alan büyüklükleri, M ve N adalarının ise ana karaya olan uzaklıkları aynıdır. Şimdi K ve L'nin büyüklükleri aynı, M ve N'nin de uzaklıkları aynı. Bakıyorum diyor ki, ada biyo kuramına göre bu adalardaki tür zenginliği ile ilgili diyor hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. L adasındaki tür zenginliğinin K adasına göre daha fazla olması beklenir. Arkadaşlar Şimdi buraya baktığınız zaman L daha uzak değil mi anakaraya? Dolayısıyla uzak olduğu için ne olacak? Buradaki canlı geçişlerinin, işte gen alışverişlerinin çok zor olması beklenir. Ama K daha yakın olduğu için burada canlı geçişleri, işte gen aktarımı daha fazla olması beklenir. Dolayısıyla K'de daha fazla tür çeşitliliği varken de L'de daha az olur. O yüzden bu yanlıştır. M adasındaki tür zenginliğinin N adasına göre daha fazla olması lazım. Şimdi M daha büyük olduğu için dolayısıyla buradaki tür zenginliği daha fazladır. Çünkü daha fazla habitat bulunur. O yüzden bu doğrudur. K adasının L adasına göre daha fazla göç alması beklenir. Şimdi K ana karaya daha yakın olduğu için, L daha uzak olduğu için K'de daha fazla göç alması beklenir. Doğru. N adasının M adasına göre daha fazla göç alma ve daha düşük yok olma oranına sahip olması beklenir. Şimdi arkadaşlar, ikisinin uzaklığı aynı ama n küçük. Bakın n küçük bir anakara. Şey küçük bir ada. Dolayısıyla küçük bir ada olduğu için sınırlı sayıda birey alır. Ama m daha büyüktür. Dolayısıyla m'de daha fazla göç alma oranı vardır. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız hangileri doğrudur dediği için 2 ve 3 şeklinde olacak yani C şıkkı. Gelelim kaçıncı sorumuza geliyoruz? 20. sorumuza geliyoruz. Açık okyanus, tropikal yağmur ormanı, ılıman kuşak otlakları ve ark yatakları. Ee, bir dakika soru yanlış okudum. Tekrar okuyayım. Açık okyanus, tropikal yağmur ormanı, ılıman kuşak otlakları ile yatakları ve resifler olmak üzere dört farklı ekosistemin ortalama net birincil üretim miktarları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi burada birincil üretim hangisinde daha fazla buna bakacağız arkadaşlar açık okyanusu açık yeşil olarak gösterilmiş renklerine baktığımız zaman zaten e, karşılaştırmaları görüyoruz arkadaşlar burada en fazla bakın en fazla birincil üretim yapan yani fotosentez yapan hangisindedir arg yataklarındadır. Neden arg yataklarında? Çünkü arg yatakları e, argler fotosentez verimliliği yüksek olan canlılardır. Resiflerde zaten mercan resifleri. Bunlarda da fotosentez bazılarında gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bu canlılar arg yatakları ve resiflerde daha fazla miktarda birincil üretim yani fotosentez olayı vardır. Birinci sırada bu olacak. Yani en uzun olan bu olacak. Şıklardan gidelim. Bakın B gitti. D gitti. E gitti. Sonra geliyorum. İkincisinde hangisi olur? Tabii ki tropikal yağmur ormanı olur. Tropikal yağmur ormanları da işte e, ortam uygunluğu çok yüksek olduğu için ortam şartları normal olduğu için güzel olduğu için ne oluyor? Çok fazla birinci üretim görülüyor. Tropikal or yağmur ormanlarının tek sorunu nedir biliyor musunuz? Orada hem ışığa rekabet ederler hem de topraktaki minerallere rekabet ederler. Eğer bunlar sınırsız olsaydı tropikal yağmur ormanları alg yataklarından daha fazla fotosentez yapabilir diyebilirdik. Dolayısıyla ikinci sırada bu olacak. Sonra ılıman kuşak otlakları gelir arkadaşlar. Burada zaten Ad üstünde ılıman kuşak dedikleri için oradaki canlılar işte e, bitkiler olsun otlaklar olsun ne yapıyor burada besin üretimi yapıyorlar. Üçüncü sırada bu en az açık okyanus çünkü açık okyanusta sadece fitoplanktonlar fotosentez yapabiliyorlar. O yüzden burada verimlilik diğerlerine göre daha düşüktür. Buna göre baktığımızda arge yatakları en uzun sarı en uzun sonra pembe sonra yeşil sonra da açık yeşil gelecek. Dolayısıyla A şıkkı şeklinde olur cevabımız. 2015 biyolojiye geliyoruz. Diyor ki bitkiler arasındaki etkileşim şekillerine ait olarak verilen bu üç örneği tanımlayan ekolojik kavramlara ilişkin eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Büyük ağaçlardan düşen iri dal ve meyvelerin tabandaki ot su, küçük ot su bitkileri ezmesi. Şimdi arkadaşlar bakın burada istenilerek yapılan bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla burada eee İri dal ne yapıyor? Ot su bitkileri eziyor. Yani mesela şöyle düşünün, filin yanlışlıkla böyle hani bilmeden istemeden böcekleri ezmesi gibi. Bu nedir? Amensalizmdir, tamam mı? Bir tarafın e, fayda görmeden diğer tarafın zarar görmesi durumudur. Bu amensalizmdir. Bazı meşe ağaçlarının çıkardığı çeşitli salgılar ile yakın çevrelerinde başka bitkilerin gelişmesini engellemesi. Hatırlarsanız bir önceki soruda bu vardı, alleropati demiştik. Bu da nedir? Alleropatidir. Fotosentez yapan bazı yeşil bitkilerin ihtiyaç duydukları su ve mineralleri emeçleriyle üzerinde yaşadığı ağaçlardan elde etmesi. Şimdi fotosentez yapıyor ama su ve mineralleri üzerinde yaşadığı ağaçtan oluyor. Bu yarı parazitliktir. Yarı parazitlik. Eğer tam parazitlik olsaydı orada fotosentez yapamazdı. Hem su ve mineralleri alırdı hem de fotosentez ürünlerini alırdı. Dolayısıyla amensalizm, allelopati ve ne olacak? Yarı parazitlik olacak. Yani cevabımız ne olur? C şık şeklinde olacak gelelim 2016 fen ÖABT e. aşağıdaki durumlardan hangisi Bates mimikrisin örnektir Bates mimikrisinde neydi Bates mimikrisinde arkadaşlar e, zehirli olmayan bir tür veya korkutucu olmayan bir tür ne yapıyordu kendisini başka bir türe benzeterek zehirli olan başka bir türe benzeterek Yalandan kendini zehirliymiş gibi gösteriyordu. Tamam mı? Bu yalancı olandı. Bakıyorum hangisi? Kertenkelenin bulunduğu ortama rengiyle uyum sağlaması bu nedir? Kamuflajdır. Zararsız bir kelebeğin kanatlarının zehirli bir arının kanatlarındaki gibi parlak sarı ve siyah renkli desenlere bakın. Normalde kendisi zararsız ama zehirli bir arıyı taklit ediyor. Bu nedir? Yalandan. O yüzden bu batist mimiklisidir. Cevabımız bu. Bu kalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi. Bu da kamuflajdır. Zehirli iki arı türünün birbirine benzer desenler. Bakın ikisi de zehirli birbirine benzer desenler taşıyor. Bu müller mimikrisidir. Zehirli ok kurbağasının parlak veya turuncu beneklere sahip olması. Arkadaşlar bu aposematik renklenme olarak geçer. Aposematik renklenme şimdi kamuflajdan biraz farklıdır hani kamuflajda bulunduğu ortama e, uyum sağlıyor biz buna kriptik renklenme diyoruz zaten kriptik renklenme ya da işte kamuflaj diyoruz ama aposematik renklenme bir canlının kendini zehirli olduğunu göstermesi. Mesela zehirli ok kurbağasının parlak kırmızı veya turuncu beneklere sahip olması. Yine bu durum bazı balıklarda da var. Zehirli balıklar ve çok renkli olan canlılar görüyorsanız eğer o canlılar genelde zehirli olan canlılardır. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada... Bize Bates mimikrisi sorduğu için yalandan beyan diyoruz biz buna. Ve ne yapıyoruz? Bursa şıkkını işaretledik. 23. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Tropikal yağmur ormanlarının özelliklerinden biri değildir. Tropikal yağmur ormanı. Bakın ne dedim ben size? E, tropikal yağmur ormanı diyorsa cevaplarda kesin şu vardır. Bakın değildir diyor. Özelliklerinden biri değildir. Mineral bakımından zengindir der. Bakın şıklarda bunu söyler. Birazdan okuyacağız göreceğiz bunu. Geniş yapraklı. Her dem yeşil ağaçlar baskındır. Evet Bunlar zaten yağmur ormanları olduğu için geniş yaprakları var. Topraklarında depolanmış organik madde ve besin elementi miktarı fazladır. Bakın fazladır. Ne dedim? Eğer tropikal yağmur ormanlarının özelliklerinden biri değildir diyorsa hangisi yanlıştır diyorsa şıklarda mineral madde miktarı fazladır arayın. Bakın burada da var. Bu yanlış. Yani her zaman için cevabımız genelde böyle oluyor. Tabii kendi hani soru illaki değişebilir ama genelde böyle oluyor. Tür zen zenginliği diğer karasal biyomlardan daha yüksektir. Ortam şartları çok uygun olduğu için arkadaşlar burada tür zenginliği fazladır. Epifitik bitki türlerine yaygın olarak rastlanır. Epifit bitki ne demektir? Ağaçların üzerinde yaşayan, onlara zarar vermeyen, sadece konum olarak kullanan bitkilerdir. Kendi fotosentezini kendisi yapabiliyor. Sadece üzerinde yaşıyor, konum olarak kullanıyor. Dolayısıyla doğrudur. Birim alandaki net birincil verimlilik diğer karasal ekosistemlerden daha yüksektir. Doğru arkadaşlar. Karasal ekosistemler dediği için ama sucul ekosistemleri katarsa alg yataklarındaki birinci verimlilik daha yüksektir tabii ki. Dolayısıyla burada cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Bakın bu dediğimi unutmayın sınavda da çıkarsa aklınıza gelsin. İki farklı canlı tür için aşağıdakilerden hangisi ortak olamaz? İki farklı canlı türü mesela kedi ile köpeği düşünelim. Yaşadıkları ortam habitat aynı olabilir mi? Olur değil mi? İşgal ettikleri niş yani Yaptıkları iş aynı olabilir mi? Olabilir tabii ki arkadaşlar. Beslenme biçimleri ikisi de etçil olabilir. Ataları evet mesela kedi köpek birbiriyle akrabadır. Vardı ataları ortaktır Ama gen havuzları aynı olamaz. Çünkü iki tane farklı türden bahsediyor bize gen havuzları. Bunların birbirinden farklı ki iki farklı tür olmuşlar. O yüzden C şıkkı olur. Tropikal yağmur ormanlarında toprağın organik madde ve besin elementleri bakımından fakir olmasında diyor hangileri etkilidir? Hangisi etkilidir arkadaşlar? Tabii ki üretici olan canların yani orada bu yaşayan ağaçların tüketim hızı çok yüksektir tamam mı? bu yüzden fakirler. Bakalım geceleri ortamdaki karbondoksit konsantrasyonunun artması demiş yani karbondoksit konsantrasyonu hasta da gece zaten fotosentez yapamıyor ilgisi yok topraktaki organik maddenin çok hızlı ayrışması. Şimdi atıklar atıldığı gibi organik maddeler toprağa verildiği gibi ayrıştırıcı miktarı da fazla olduğu için çok hızlı bir şekilde ayrışır ve bunlar hemen kullanılır arkadaşlar. O yüzden organik madde miktarı nedir? Azdır. Tamam mı? O yüzden bu doğrudur. Olur üreticilerin besin elementlerini tüketim hızının çok yüksek olması. Evet, elementleri çok hızlı tüketiyorlar. Bu yüzden de besin elementi bakımından fakirdirler. Dolayısıyla 2 ve 3 olur bizim tropikal yağmur ormanları ile ilgili cevabımız. 26. sorumuz. Yaşam öyküsü özellikleri bakımından bulundukları ortamda yüksek oranda artış gösterebilen türler R stratejistleri ortamlarının taşıma kapasitesinde veya ona yakın artış gösterebilen türler ise K stratejistleri olarak adlandırılır. Buna göre K ve R stratejistileri ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Okuyalım bakalım. Diyor ki: Üreme çağına erişmek için R stratejistleri K stratejistlerine göre daha hızlı embriyonik gelişim ve organik Pardon olgunlaşma sürecine sahiptir diyor. Arkadaşlar burada baktığımızda şimdi R stratejisti ve K stratejisine baktığımızda bulundukları ortamda yüksek artış gösterebilen R. Yani bulundukları ortamda sürekli artış gösteriyor. Logaritmik bir artış var. S -E K stratejileri ise taşıma kapasitesine yakın. Yani onlarda da şöyle bir taşıma eğrisi vardır. Hiç dikkat ederseniz bu J tipi büyüme eğrisi bu da S tipi büyüme eğrisi değil mi? Dolayısıyla burada bakın R stratejistleri şuradayken K stratejistleri buradadır. Dolayısıyla R stratejistlerinin daha yüksek bir üremeye sahip olabilmesi için hızlı embriyonik gelişim ve orgunlaşma süresine sahip olması lazım. Bu doğrudur. K stratejistlerinde her yavru için uzun ve itinalı bir ebeveyn bakımı gerekirken, evet çünkü bunlar taşıma kapasitesine kadar yaşayabiliyorlar. R stratejilerinde yavrular için ebeveyn bakımı gerekmemekte veya çok az gerekmektedir. Evet. Bakın R stratejileri genelde omurgasız hayvanlar, işte veya yavru bakımı olmayan omurgalı hayvanlar olabilir, işte balıklar gibi. Bunlar ee, çok hızlı çoğalan canlılardır arkadaşlar. K stratejileri ise daha yavaş çoğalan canlılardır. Çünkü bunlarda belirli bir taşıma kapasitesi vardır insanlar gibi. R stratejistleri, K stratejistlerine göre daha uzun hayatta kalma oranına sahiptir. Hayır, R stratejistleri çok hızlı büyüdükleri gibi, çok hızlı çoğaldıkları gibi çok çabuk da ölürler. Dolayısıyla K stratejistleri yani S tipi büyüme evresine sahip olan bir popülasyonun ömrü daha uzunken, J tipi büyüme evresine sahip olan yani R stratejistlerinin ömrü daha kısadır. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacak. 27- Kemosentetik bakterilerle ilgili hangisi yanlıştır? Karbondioksit asimilasyonu için gerekli enerjiyi basit inorganik bileşiklerin kimyasal oksidasyonuyla sağlarlar. Bu doğrudur arkadaşlar. Bunlar enerji yani e, foto, kemosentez için gerekli enerjiyi ne yapıyor? Kimyasal bileşikleri okside ediyorlar. Oksid oksijenle parçalıyorlar ve o şekilde elde ediyorlar. O yüzden bu doğrudur. Bazıları azot döngüsünde amonya nitrite dönüşmesinde rol alır. Evet nitrifikasyon bakterileri diyoruz biz bunlara. Nit, amonya nitrite nitrite de nitrata dönüştürüyorlar. Doğru. Bazıları bataklık ekosistemlerindeki işlevleri sonucu hidrojen kükürt açığa çıkarırlar. Doğru arkadaşlar. Bataklıklarda böyle işlevler yapabiliyorlar. Hücre içerisinde organik maddeleri yıkarak enerji elde edebilirler. Zaten her canlı organik maddeyi hücre içerisinde yıkıp enerji elde etmek zorundadır. Çünkü e, yaşamını sürdürebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. O yüzden doğrudur. Zorunlu aerob oldukları için sadece oksijence zengin sularda yaşarlar. Hayır bunlar zorunlu aerob değil. Bazıları fakültatiftir. Bazıları anaerobiktir arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir durum yoktur. Bu yanlıştır. Cevabımız Edirne seçeneği olur. 28. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Oligotrafik göllerin özelliklerinden biri değildir. Böyle sorular arada bir gelebiliyor. Hani oligotrofik göller falan göl çeşitleri var. Onlarla ilgili sorular gelebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani soru yok yine eğer bir bilginiz yoksa. Hani size en yakın olan cevabı işaretleyebilirsiniz veya hiçbir fikriniz yoksa soruyu boş bırakabilirsiniz. Şimdi oligotrofik göller derin olan göllerdir. Dolayısıyla derin olma bunların özelliğidir. Hipolimnion tabakasının geniş olması. Hipolimnion tabakası dediği hemen ben şekil olarak göstereyim size. Şimdi hipolimnion tabakası dediği arkadaşlar bakın 3 tane göl tipimiz var. Oligotropik, mezotropik ve ötropik göller. Şimdi oligotropik göllerde hipolimnion tabakası geniştir doğru. Yani burada canlının yerleşmediği kısım alt tabaka dediğimiz şu an hani çizim yapamıyorum burada. Alt tabaka dediğimiz tabaka daha geniştir. Mezotrofik ve ötropik göllerde bu canlıların yerleştiği tabakalar daha fazla olduğu için hipolimyon tabakası daha dardır. Dolayısıyla bu doğru oluyor. Hemen sorumuza geçelim. Şöyle. Heh. Dolayısıyla hipolimyon tabakası geniştir. Doğru. Suyun renginin mavi yeşil olması bu arkadaşlar oligotrofik göllerin özelliğidir. Ay dip sularında çözülmüş oksijenin hemen hemen hiç bulunmaması demiş. Şimdi dip sularında çözülmüş oksijen bulunmamış olsaydı onların dibinde bakın hiç canlı yaşamazdı. Ama olgu trafik göllerde yaşayan canlılar var dip kısımlarında. Dolayısıyla bu yanlış olur. Kalsiyum, azot ve fosfor bakımından fakirdirler. Evet fazla miktarda canlıları yoktur ama hiç oksijen de yoktur diyemiyoruz. Cevabımız denizli olur. Evet arada müdahaleye uğruyoruz. Diyor ki bir komünitede lezzetli veya zararsız olan türlerin nahoş veya zararlı türleri taklit etmesi hangisiyle tanımlanır? Ne demiştik? Arkadaşlar bates mimikrisi yalandan beyan demiştik. Yalancıktan yapıyor bates mimikrisi. Kriptik renklenme neydi? Bir canlının zehirli olduğunu kendisini göstermesiydi. O kurbağaları ne yapıyordu? Kırmızı ve turuncu beneklere sahipti. Aposematik renklenme arkadaşlar şey pardon yanlış söyledim özür dilerim aposematik renklenme az önce söylediğim o kurbağasında görülüyordu kriptik renklenme de kamuflajdan aklınıza gelsin bulunduğu ortama uyum sağlaması Müller mimikrisi zaten Müller mimikrisinde gerçek ee, bir olay var mesela iki tane zehirli arının birbirlerine benzemesi ikisi de zehirli birbirlerini taklit ediyorlar bu Müller mimikrisidir. karakter kayması zaten ee, Bunlarla ilgili değildir arkadaşlar. Karakter kayması canlıdaki özelliklerin değişmesidir. Cevabımız batesmi bitkisi olacak. 30. sorumuz. Ormanlara zarar veren, çam kese böceğine karşı bu böcekler ile beslenen kın kanatlı avcı bir böcek türü kitle halinde üretildikten sonra zararlının salgın yaptığı yerlere salınarak mücadele edilmektedir. Bu yöntemin geliştirilmesinde çam kese böceği ile Kım kanatlı böcek arasındaki aşağıdaki etkileşimlerin hangisinden faydalanılmıştır? Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Çam kese böceğine karşı bunlarla beslenen kım kanatlı avcı bir böcek türü. Yani biri diğeriyle besleniyor. Biz bu beslenme olayına ne diyoruz? Predasyon diyoruz. Predatörlük diyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız predasyon olacak. Rekabet nedir? Aynı e, farklı canlıların tek bir işte besin mesela besin için rekabet etmesidir. Onun için yarışmasıdır. Mutalizm iki canlının birbirine fayda sağlaması. komersalizm arkadaşlar bir canlının fayda görürken diğerinin bundan etkilenmemesidir. Mutualizm'dekisi de fayda görür. Kolaylaştırmada zaten burada bununla ilgisi yoktur. Gelelim 31. sorumuza. Aşağıdaki şekilde bir çayır ekosisteminde üretim yani enerji piramidi verilmiştir diyor. Bu piramitle ilgili diyor hangileri doğrudur? piramidin en üst trofik düzeyinde avcı kuşlar bulunabilir. Evet, en üst trofik düzeyde arkadaşlar avcı kuşlar bulunabilir. Dolayısıyla bu doğrudur. Hani kesin bulunur demediği için bulunabilir dediği için doğru olarak kabul ediyoruz. Bir alt trofik düzeyden bir üst trofik düzeye geçişteki enerji verimliliği %10'dur. Dikkat ederseniz her bir üst düzeye çıktıkça ne yapıyor? 1 sıfır gidiyor. Dolayısıyla %10'luk bir aktarım söz konusudur. Şöyle %10'luk bir aktarım söz konusudur. Doğru sisteme giren güneş enerjisinin net %10'u en strofik düzeye aktarılmıştır. Bakın net olarak sisteme giren ne kadar? 1 milyon jül. En üst düzeye ne kadar aktarılmış? 10 jül. Net olarak %10'u mu aktarılmış? Hayır. Tamam mı? O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacak. 32. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çöl biyomunda yaşayan çeşitli memeli türlerinde rastlanan uyumsal özelliklerden biri değildir? çöl biyomunda bakıyoruz. İhtiyaç duyulan suyu metabolik yoldan karşılanabilmesi. Evet bu bir uyumsal özelliktir. Nasıl mesela develer hörgüçlerinde yağ depo ediyorlar. Bu yağı metabolik olarak parçalar ve metabolik su elde ederler. Bunu arkadaşlar su ihtiyacını karşılıyorlar. Gece ve gündüz değişen sıcaklıklara karşı termoregülasyon yani sıcaklığı ayarlama yeteneğine sahip olması. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar nedir? Bir uyumdur. Genellikle gündüzleri saklanıp gece aktif olma. Evet kertenkeleler, çölde yaşayan kertenkeleler falan ne yapıyor? Geceleri aktiftir. Böbreklerinde juxta medullar nefronların henle kulpunun uzun olması. Zaten çölde yaşayan bir canlı mesela deveyi düşünün. Devenin henle kulpu bizden daha uzundur. Çünkü neden? Henle kulpunda suyun büyük bir miktarı e, emiliyor arkadaşlar. Geri emiliyor inen kolda. O yüzden de bu olur. Vücutlarının kural olarak tıknaz yapılı olması. Tıknaz yapılı demek ne demek? Küçük yapılı. Deve küçük mü? Değil değil mi? Dolayısıyla bu yanlıştır. Vücutlarının tıknaz yapılı olması uyumsal bir özellik değildir. 33. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonun üstsel büyümesine örnek olarak gösterilemez? Üstsel büyüme dediğimiz nedir arkadaşlar? J tipi büyümedir. Bakalım. Yılın bazı dönemlerinde bir göldeki bir fitoplankton türünün birey sayısında patlama olması. Baktığımızda bu nedir? J tipi büyüme midir? Evet. Yani bir patlama olacak büyümede. O zaman bu olur. Bazı böcek türlerine ait popülasyonların afete neden olacak şekilde aşırı çoğalma yine üst J tipi büyümedir. Yeni kültür ortamında bir bakteri kolonisinin hızla çoğalması yine J tipi büyümedir olur. Bir, bata, bir akarsudaki balık türünün bıraktığı çok fazla sayıdaki yumurtadan bazılarının gelişme şansı bulması. Şimdi hepsi gelişmiyor ne yapıyor bazıları gelişiyor. Burada arkadaşlar S tipi büyümedir bu değil. Üstel büyüme değildir bu. Uygun laboratuvar koşullarında tribolium yani un kurdu popülasyonun aşırı çoğalma. Aşırı çoğalma duyunca zaten direkt üstel büyüme gelsin aklınıza. Üstel büyüme nedir arkadaşlar? Mesela 2'nin şöyle katlar olarak düşmesi. 2 üzeri 50 olarak düşünen Üstel büyüme budur. Yani J tipi büyümedir tamam mı? Logaritmik büyümedir. Dolayısıyla cevabımız deniz seçeneği olacak. Bu S tipi büyümeyi örnektir. 34. soru. Bozulmuş alanlara çeşitli türlerin birbiri ardına sırayla yerleşmesi ekolojik süksesyon olarak adlandırılır. Süksesyon primer ve sekonder süksesyon olarak ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi primer süksesyona örnek olarak verilebilir? Şimdi bakın primer süksesyonda toprak yoktur. Kayaçlardan önce toprak oluşur, daha sonra canlılar gelir yerleşir. Ama sekonder süksesyonda arkadaşlar, yani ikinci süksesyonda toprak vardır. Mesela ortamda yaşayan canlar vardır. Yangın, sel gibi durumlardan dolayı kaybolmuştur. Ama toprağa bir şey olmamıştır. Mesela yangın oldu, sel oldu. Oradaki canlar gitti ama toprağa bir şey olmadı. Orada yeniden canların oluşması, gelip yerleşmesi de ikinci süksesyondur. Toprak oluşuyorsa birinci süksesyon. Toprak oluşmuyorsa ikinci süksesyon. Bakalım. Büyük bir bölümü yanan. Bakın zaten yangın dediğimiz zaman ikinci süksesyon gelecek gitti. Aşırı otlatma, toprakta herhangi bir sıkıntı olmamış bu da gitti. Bir ormanlık alanın tarıma açıldığı için bozulmuş olan kısmına bitkilerin yeniden yerleşmesi. Toprak oluşumu var mı burada? Yok. Dolayısıyla bu da ikinci süksesyon. Böcek salgınları sonrası yok olmuş çam ormanları. Ormanlar yok olmuş çam ormanları yerini geniş ağaçlı yapraklar almış. Dolayısıyla toprak oluşumu yok burada. Dolayısıyla bu da ikinci süksesyon. Yeni bir volkanik ada ya da buzulların çekilmesiyle açığa çıkan alana ilk yaşam formlarının ve süreçlerin süreç içinde bitkilerin yerleşmesi. Bakın volkanik bir ada veya buzullar çekilmiş bir toprak bir e, kaya açığa çıkmış. Yani burada bir toprak oluşumu var. Dolayısıyla bu birinci süksesyondur. Cevabımız edirne şıkkı olacak. 35. Ekosistemlerdeki bozulmalar restorasyon ekologları tarafından farklı metotlar kullanılarak iyileştirilebilir. Restorasyon ekologlar, e, ekologlarının kullandıkları uygulamalarından hangileri medyasyon kapsamında yer alan restorasyon çalışmalarını örnek olarak gösterir? medyasyon nedir arkadaşlar? E, ortamdaki bozukluğun mesela bir canlı diyelim ki işte zarar veriyor. Başka bir canlı tarafından o canlı yok edilmesi biyoremedyasyondur. Yani canlıların kullanılarak ortamı yenilenmesidir. Bakalım. Madencilik sonucu uranyum ile kirlenmiş topraklardan Uranyumu uzaklaştırmak için bu topraklarda likenlerin yerle yetiştirilmesi olur mu? Olur değil mi? Yani şöyle olur. Mesela o kirlenen ortamı ne yapıyor? Canlıyla kurtarıyor o zaman bu olur. Aşırı yağış sonucu toprakta azalan azot konsantrasyonunu artırmak için bu alana azot fikse edici bitkilerin yerleştirilmesi. Burada arkadaşlar herhangi bir temizleme olayı yok. Ne yapıyor? Azot yok olmuş. Azotu artırmaya çalışıyor sadece. Burada kirlenen yeri bir temizleme olayı olmadığı için bu olmaz. Petrolle kirlenmiş denizlerin temizlenmesinde bakterilerin kullanılması. Bak yine medyasyon örneğidir. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Kirlenen bir yeri veya zarara uğrayan bir yeri eğer biz canlıyla kurtarıyorsak biz ona medyasyon diyoruz. 36. Günümüzde görülen olaylarından hangileri insanların tarımsal faaliyetlerinin olumsuz sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır? Bakalım. Tarımsal faaliyetlerin olumsuz sonuçları Sucul ekosistemlerde ötrofikasyonun gerçekleşmesi bu olur arkadaşlar. Çünkü toprağa verilen aşırı miktarda kimyasal ilaçlar suya taşınarak sudaki azot ve fosfor miktarını artırıp orada ötrofikasyona sebep olabiliyor. Stratosferdeki ozon tabakasının incelmesi bu tarımsal faaliyet sonucu değil bizim kullandığımız işte ee, gazlar sonucunda oluyor. Dolayısıyla bu olmaz. Tarımsal faaliyet değildir. Bitkilerin tozlaşmasını sağlayan böcek popülasyonlarının azalması. Mesela tarım ilaçları kullanılarak böcek popülasyonlarını azaltabiliyorlar. Dolayısıyla tarımsal faaliyet olur. Cevabımız 1 ve 3 şeklinde olacak. 2018 Fen diyor ki Deniz kıyısının gelgit bölgesindeki kayalık alandaki bir komünitede yaşayan ve aynı zamanda alanda yaygın olarak bulunan bir midye türüyle beslenen deniz yıldızının ilgili komitedeki rolünü belirlemek için sırasıyla deniz yıldızı ortamdan uzaklaştırmadan önce alandaki mevcut türlerin sayısı belirlenmiş. Daha sonra deniz yıldızı türünün bireyleri bu kayalıklardan başka bir yere nakledilmiştir. Deniz yıldızı türü ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra 11 yıl boyunca deney alanındaki komünitenin tür kompozisyonundaki değişimi incelenmiştir. Sonuçta deniz yıldızının beslendiği midye türünün bireylerinin sayısının ortamda hızla arttığı ve bütün alanı kapladığı gözlenmiştir. Bakalım. Çalışma sürecinde gözlenen tür çeşitliliğindeki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiğimiz şurada. Bakın mevcut tür sayısı. Deniz yıldızı yokken tür sayısı azalıyor. Arkadaşlar Deniz yıldızı varken tür sayısı artıyor bakın hatta hani sabit kalıyor artıyor gibi düşünebilirsiniz. Diyor ki buna göre diyor hangilerine ulaşılabilir? Deniz yıldızı kilit taşı tür özelliğini taşımaktadır. Şimdi buraya baktığımızda deniz yıldızı ortamda varken tür sayısı artıyor ama deniz yıldızı yokken azalıyor. Dolayısıyla deniz yıldızı kilit taşı türdür diyebiliriz. Deniz yıldızı baskın tür özelliği göstermektedir. Burada baskın tür olsaydı arkadaşlar e, deniz yıldızının sayısı daha fazla olurdu. Dolayısıyla baskın türle ilgili bir şey söylememiş bize. Bu gider. Deniz yıldızı yokluğunda midye türünün ortamda aşırı artışı alandaki tür sayısını azaltmıştır. Evet bakın dikkat edin. Ortamda midye aşırı arttığı için tür sayısı azalıyor. Bu doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki Karasal biyomların çoğu keskin sınırlar olmaksızın birbirinin içerisine geçmiş olan dar veya geniş alanlardan oluşur. Yani şundan bahsediyor arkadaşlar. Diyelim ki bir e, karasal biyomlardan bahsediyor ya. İki tane alan düşünün. Şöyle iki tane ekosistem alanı düşünün. İkisi arasında bir geçiş bölgesi vardır. Biz bu bölgeye ekoton bölgesi diyoruz. Ekoton bölgeleri tür çeşitliliği bakımından zengindir. Birey sayısı azdır arkadaşlar çeşitlilik fazla olsa da birey sayısı ekoton bölgesinde daha azdır. Şimdi bakıyorum diyor ki ekosistemlerin yaşam alanlarındaki bu geçiş bölgelerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Zaten söyledik ekotondur. Habitat canlıların yaşam alanıdır. Mikroklima mesela ığdırda kayısı yetiştirilmesi bir mikroklima örneğidir. Eee Ortam şartlarına baktığınız zaman ıdır, soğuk bir bölge. Ama arkadaşlar burada kayısı yetiştirilmesi nedir? Ortamın mikroklima olduğunu gösterir. Biyom arkadaşlar ee, kararlı ortamlara diyoruz. Mesela karasal biyomlar. Nedir bunlar? İşte Tropikal yağmur ormanları, çöl biyomları. Bunlar nedir? Kararlı ortamlardır. Ekolojik nişte bir canlının yaşadığı ortamda yaptığı iştir aslında mesela bir canlının fotosentez yapması gibi avlanması gibi bunlar ekolojik niştir. Ekoton dediğimiz zaten kavramı açıklamış. 39. sorumuza gelelim. Bu soruda ne diyor? Diyor ki suyu metabolik yollardan karşılayan, çoğu gececil olan, sürüngen ve kemirgen gibi hayvan türleri barındıran ve yaprakları indirgenmiş, su depolama adaptasyonu olan çoğunluğu cam fotosentezi yapan bitkilerin yaygın olarak bulunduğu biyomu soruyor biz arkadaşlar. Zaten cam fotosentezini gördüğümüz zaman yani cam e, krasulasyon asit metabolizması bildiğiniz üzere. Bunlarda stomalar gündüzleri kapalı oluyordu, gece açık oluyordu. Çok sıcak olan yerlerde. Bunlar nerede bulunuyor? Bu biyom nerededir? Çöl biyomudur değil mi arkadaşlar? Çöl biyomunda söylediğimiz canlılar yaşıyorlar. Özellikle çoğu gececildir burada yaşayan canlılar. Çünkü gündüzleri çok sıcak olduğu için geceleri avlanmaya çıkarlar. 40. sorumuz diyor ki atmosferdeki ölçümler 1900'lü yılların yıllardan günümüze kadar olan zaman diliminde atmosferdeki karbondioksit derişiminin artış göstererek günümüzde en yüksek seviyeye çıktığı ortaya koy, ortaya koymuştur. Bu durumun nedeni olarak diyor durumlarından hangileri gösterilebilir? Şimdi karbondioksit derişimine baktığımızda 1900'lü yıllardan günümüze kadar ne kadar artmış? Çok yüksek bir seviyeye artmış. Bakalım. Birincil üretime bağlı gıda üretiminin artırılması. Şimdi burada birincil üretim dediği nedir? E, fotosentez sonucunda bitkiler besin üretiyorlar, gıda üretimi yapıyorlar. Burada karbondioksit miktarı azalır, artmaz. Dolayısıyla bunu alma. Üst trofik düzeydeki canlıların azalması şimdi üst trofik düzeydeki canlılar azalırsa Onların atmosfere saldığı karbondoksit de ortadan yok olur dolayısıyla karbondoksit miktarı artmaz Azalır bu da olmaz Enerji elde etmede fosil yakıtların kullanımı Evet atmosferdeki karbondoksit miktarını artıran En önemli etken Fosil yakıt kullanımıdır arkadaşlar Dolayısıyla bu sebep olabilir. Cevabımız yalnız 3 şeklinde olacak. 41. soru: Sucul bir ekosistemde ötrofikasyon sürecinde diyor olaylarının gerçekleşme sırasını sormuş bize. Okuyalım ilk önce. Oksijenin tükenmesi, alglerin ölmesi, yüzey sularıyla ekosisteme aşırı miktarda azot girişi mikrobiyal parçalanmanın hızlanması şimdi burada baktığımızda ilk olarak ne olacak Tabii ki ekosisteme aşırı miktarda azot ve fosfor girişi gerçekleşecek O yüzden birinci sırada bu olur daha sonra arkadaşlar azot girişinden sonra fosfor ve azot girdiği artların bir anda sayısı artar sayısı arttığı için ne oluyor gölün yüzeyine kaplıyorlar gölün yüzeyine kaplarlar bir süre sonra bunlar da e, yeterince mineral bulamadıkları için fotosentez yapamazlar ve ölürler. Dolayısıyla arglerin ölmesi ikinci sırada olur. Sonrasında argler öldükten sonra mikroplar ortaya çıkacaklar ve mikrobiyal parçalanma hızlanacak. Üçüncü sırada bu olur. En sonda ne olur? Oksijen tükenir. Artık oradaki canlılar hiçbir şekilde yaşama şansı bulamazlar. Oksijensiz solunum yapanlar hariç tabii ki. Ama Orada yaşayan işte omurgasızlar, omurgalılar oksijen tükendiği için yaşamını sürdüremeyecek. Dolayısıyla ne olur? 3, 3, 2, 4, 1 şeklinde olacak arkadaşlar. Yani Bursa seçeneği şeklinde gidecek cevabımız. Gelelim 42. sorumuza. Aynı büyüklükte iki farklı komüniteyi inceleyen bir öğrenci her iki komüniteye ait yüzer bireyin tür teşhislerini yaparak aşağıdaki bulguları elde ediyor. A komünitesinde 5 farklı türden oluşuyor ve her tür 20'şer bireye sahipmiş. B komünitesi 5 farklı türden oluşuyor. Birinci tür 80, ikinci tür 10, üçüncü tür 6, 4 ve 5. türlerde ikişer bireye sahipmiş. Diyor ki A ve B komünitelerinin özelliklerinden hangileri bakımından benzerlik göstermektedir? Şimdi tür zenginliği demiş. Arkadaşlar tür zenginliğine baktığınız zaman ikisinde de 5 tür mü var? Evet o zaman tür zenginliği birbirine benziyor. Tür çeşitliliği. Şimdi tür çeşitliliği demek fazla türlerin bulunması demektir. Yani ikisinde de 5 farklı tür var. A komitesinde de B komitesinde de 5 farklı tür var. Dolayısıyla tür çeşitliliği bakımından benzerlik gösterir diyemiyoruz. Dolayısıyla bunu alamam tür çeşitliliğini. Türlerin nispi bolluğu, nispi bolluğuna baktığımızda yani tür sayısına baktığımız zaman A komitesinde her bir türde 20'şer birey varken B komitesinde farklılık gösteriyor. O yüzden nispi bolluğu da benzerlik göstermiyor. Bize benzerlik göstereni sorduğu için cevabımız A şıkkı şeklinde olacak. Gelelim 43. sorumuza. Popülasyonların coğrafi yayılış alanı içerisindeki dağılım modelleri kümeli dağılım, tek düze dağılım ve rastgele dağılım olarak sınıflandırılabilir. Aşağıdaki örneklerden hangisi tek düze dağılım modelini açıklamada kullanılabilir? Tek düze dağılımda arkadaşlar aralarında belli mesafeler vardır canlar arasında. Şöyle bakın aralarında belli mesafeler vardır. Mesela bir tarlaya ekilmiş ağaçlar olarak düşünebilirsiniz ya da işte kral penguenleri düşünebilirsiniz. Bakalım Bitkilerin çoğunlukla toprağın ve diğer koşulların çimlenme ve gelişmeye uygun olan yerlerde yetişmesi bu rastgele dağılımdır. Bitki nerede toprak ve uygun koşu buluyorsa orada yetişiyor. O yüzden bu rastgele dağılımdır. Böcek ve semenderlerin yüksek nem olan yerlerde bir araya gelmesi. Bakın bir araya geliyorlar. Bu nedir? Kümeli e, dağılımdır. Penguenlerin bir ortama birbirlerinin yuvalama alanlarına müdahale edemeyecekleri şekilde yerleşmeleri yani belirli bir düzen içinde yerleşmeleri bu nedir? Tek düze dağılımdır. Cevabımız C şıkkı olacak. Deniz yıldızlarının kolay besin bulup üreyebilecekleri gelgit havuzlarında toplanmaları yine toplama olayı toplanma olayı var burada. kümeli dağılımdır. Tohumları rüzgarla dağılan bitkilerin tesadüfe olarak dağılması ve çimlenmesi tesadüf var burada. Rastgele dağılımdır. Dolayısıyla cevabımız e, tek düze dağılım dediği için arkadaşlar C şıkkı olacak 44. sorumuz karasal ve sucul ekosistemlere çeşitli zararlar veren asit yağmurları oluşumunun azaltılması sürecinde diyor hangileri doğru yaklaşım olacaktır bir kere asit yağmurlarının etkeni nedir fosil yakıtların tüketilmesi daha sonra karbon monoksit veya karbondoksit salınımının yüksek olması kükürt gazlarının salınımının yüksek olması bunlar asit yağmurlarına sebep olur Dökü rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verilmesi. Evet eğer yenilenebilir enerji kaynağı yenilene, yenilenebilir enerji kaynağı kullanırsak atmosfere salınan gaz miktarı azalacaktır. Dolayısıyla asit yağmurlarını azaltırız. Bu olur. Yer altındaki fosil enerji kaynaklarının çıkartılarak kullanımının yaygınlaştırılması. Fosil enerji kaynaklarını kullanırsak karbonmonoksit, karbondioksit, kükürt gazları gibi gazları atmosfere salarız. Bu da asit yağmurlarına sebep olur. Bu cevabımız olmaz. Toplu taşımacılığın tercih edilmesi. Bu da olur arkadaşlar. Nasıl olur? Mesela herkesin bireysel arabası varsa eğer her bir araba çalıştıkça atmosfere gaz salınımı yapar. Ama toplu taşıma kullandığımız zaman Mesela 10 kişi ayrı ayrı 10 tane araba kullanmak yerine ne yapıyor? 10 kişi tek bir arabayı kullanmış oluyor. Bu da daha az gaz salınımına sebep olur. Dolayısıyla asit yağmur oluşumunu azaltır. Cevabımız bir ve 3 şeklinde olacaktır. 45. sorumuz. Aşağıdaki tabloda aynı büyüklükteki A ve B koruluklarında yaşayan 4 ağaç türüne ait birey sayıları verilmiştir. Bu tablodaki verilere göre hangileri doğrudur? Şimdi A ve B komitelerinin koruluklarına baktığımız zaman K'da 200 tane A'da varmış 100 tane B'de varmış. Yani bu şekilde e, sayı şeklinden karşılaştırıyoruz. Diyor ki her iki koruluktaki tür zenginliği aynıdır. Şimdi türlere bakıyorum arkadaşlar. Tür zenginliği aynıdır demem için aynı türlerin bulunması lazım. Baktığım zaman iki korulukta da bu KLMN türleri var. Dolayısıyla bu doğrudur, aynıdır. Nispi bolluk dikkate alındığında A koruluğunun B koruluğundan daha fazla tür çeşitliliğine sahip olduğu söylenebilir. Bakın tür çeşitliliği değil. Daha fazla sayıya sahiptir. Hangisi daha fazla sayıya sahip? Bakalım. 200, 300 daha 500. 500, 500 ne yapar? 1000 yapar. Burada da yine 100, 800, 900 ne yapar? Yine 1000 yapar. Bakın baktığınız zaman nispi bolluk aynı aslında. İkisinde de aynıdır ağaç sayıları. Burada tür çeşitliliği demesi de yanlış olur arkadaşlar. Tür çeşitliliği aynıdır. K, L, M, N ikisinde de ne var? 4 çeşit tür vardır. Dolayısıyla burada daha fazla dediği için bu yanlış olacak. A koruluğunda K, B koruluğunda ise L baskın türlerdir. Şimdi A koruluğuna bakıyorum. A koruluğunda arkadaşlar en fazla sayıya sahip olan hangisi? M türü var, değil mi? Burada K türü baskındır demiş. Dolayısıyla bu yanlış olacak. B koruluğunda ise L baskındır demiş. L baskın değil arkadaşlar B koruluğunda yanlış olacak. Cevabımız yalnız bir şeklinde olur. Dolayısıyla A şıkkı olacak. Burada şeyi yanlış düşündüm ya şuradakini. Şimdi ben yalnız biri doğru kabul ettim ama şu 3 zaten yanlış da Nispi bolluk dikkate alındığında diyor arkadaşlar. Ee, burada ben direkt hani KLMN 4 tür var dedim. Hani ona göre ben tür çeşitliliğini eşit olarak kabul ettim ama burada şey diyor nispi bolluk dikkate alındığında. Şimdi nispi bolluğa baktığımız zaman A koruluğundaki türlerin nispi bolluğu daha fazla Dolayısıyla buradaki tür çeşitliliği daha fazladır diyebiliriz nispi bolluğa baktığımız zaman. Bakın nispi bolluk ne demek? Sayı bakımından. Bakın K'den 200, L'den 250, M'den 300, N'den 250. Dolayısıyla burada hemen hemen bir eşitlik söz konusudur türlerin sayıları arasında. Ama B korluğuna baktığımızda en fazla hangi tür var? N tür var. Nispi bolluk bakımından daha az bireyi içeriyor. Dolayısıyla burada 2 numarayı da kabul etmek zorundayız. Nispi bolluk dikkate alındığında dediği için eğer nispi bolluğu katmamış olsaydı onu doğru olarak kabul etmezdik. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 şeklinde olacak. 46. sorumuz. Karasal biyomlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Çok sayıda ekosistem tipi içerebilirler. Karasal biyomlar mesela tropikal yağmur ormanlarını düşünün. Çöl biyomlarını düşünün arkadaşlar. Bunlara baktığımız zaman bunlar çok sayıda ekosistem tipi içerebiliyorlar doğrudur mesela bataklık içerebilir daha sonra işte e, tarım arazisi içerebilir doğru bitki örtüsü dikey tabakalanma gösterir bitki örtüsüne baktığımız zaman bunlarda dikey tabakalanma derken ee, şöyle düşünün arkadaşlar karasal biyomlarda hani bitki örtüsü belli bir alana yayılmış şu şekilde bir tabakalama dediğimiz olay gözleniyor dolayısıyla doğrudur bitki türleri hayvan türlerinin dağılımını ve habitat tercihlerini etkiler evet hangi bitki türü varsa ona göre hayvanlar geliyor çünkü beslenmelerini bitkilerden gerçekleştiriyorlar o yüzden doğrudur kendilerine özgü baskın bitki türüne sahiptirler evet mesela bazılarında işte sarı çam daha baskınken bazılarında işte ladin daha baskın olabiliyor dolayısıyla doğrudur. Komüniteler birbiriyle karışmayacak şekilde keskin sınırlarla birbirinden ayrılmıştır. Bu bir kere yanlış. Ne demiştik size? Komüniteler keskin olmayacak şekilde sınırlarla ayrılıyor ve biz bu bölgelere kesiştiği bölgelere de ekoton bölgeleri diyoruz. Burada keskin sınırlarla birbirinden ayrılmıştır diyor. O yüzden bu yanlıştır. Ekoton bölgeleri iki komünitenin birbiriyle kesiştiği bölgedir arkadaşlar. Burada tür çeşitliliği daha fazla fazladır ama birey sayısı azdır. Tamam mı? Bunu unutmayın. Çeşitlilik fazla, birey sayısı azdır. Cevabımız Edirne seçeneği olur. 47. soru. Bir ekosistemde atmosferdeki küresel karbondioksit artışına bağlı olarak fotosentez hızında artış meydana gelmesinin o ekosistemde aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenmez? Şimdi karbondioksit miktarı artıyor buna bağlı fotosentez de artıyor. Peki bizim fotosentezimizin denklemi nedir? Karbondioksit artı su, değil mi? Birleşiyor ne oluşturuyor? Besin artı oksijen oluşturuyor. Tabii suyu kullandığını düşünürsek başka gazları da kullanabilir. Su kullanımında artış Olabilir değil mi arkadaşlar? Eğer suyu kullanıyorsa az önce gösterdiğimiz gibi su kullanımında artış olabilir. Nitrat kullanımında artış. Şimdi burada ee, şöyle bir durum olabilir. Hani nitrattan sağladığı enerjiyi kullanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hani fotosentez hızında artış meydana geliyorsa o nitratı kullanıp besinin yapısına azot olarak katabilir. Dolayısıyla bu da olur. Bitki biyokütlesinde artış. Evet fotosentez yaptığı için biyokütlesi artar. Mineral kullanımında artış. Evet arkadaşlar mineralleri de ne yapacak? Fotosentez için mecburen kullanacak. Ekosisteme ulaşan ışık miktarında artış. Şimdi ışık zaten sürekli aynı şekilde gelir. Yani ışık miktarında bir artış gerçekleşmez. Burada bitkinin fotosenteze bağlı olarak kullandığı şeyler sadece artış gösterir. Ama ışık miktarında herhangi bir değişme olmaz. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Gelelim 48. sorumuza. Bir ekosistemdeki organizmalar beslenme açısından birbirlerine bağlı oldukları için birbirlerinin dağılım ve bolluklarını etkiler. Bilim insanları bazı türlerin komünite yapısındaki etkilerini anlamak için kontrollü alanlarda bazı türleri ekleme ve uzaklaştırma çalışmaları yaparlar. Kontrollü bir alanda yapılan çalışmada deniz kestaneleri ve deniz minarelerinin deniz yosunlarının dağılımını nasıl etkilediği araştırılmış ve bulgular aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Şimdi birincisine baktığımız zaman bakın, kırmızı çizgide deniz minareleri ve deniz kestaneleri birlikte uzaklaştırmış, deniz yosunlarının sayısı baya artmış, değil mi? E ikinci çizgide arkadaşlar sadece deniz kestanesi uzaklaştırılmış. Yine deniz kestanesi uzaklaştırıldığında ne olmuş buradaki deniz yosunları da e, miktarı artıyor mavi çizgiye baktığımız zaman sadece deniz minaresi uzaklaştırıldığında ne yapıyor bakın yosunların sayısı azalmış ve hatta sabit gitmiş de diyebiliriz kontrol yaptığımız zaman ise kontrolde deniz minaresi ve deniz kestanesi mevcutmuş o zaman ne yapıyorlar Bunlar yosunların sayısını azaltıyorlar ikisi de bulunduğu zaman diyor ki. Deniz yosununun artışını sınırlamada deniz kestaneleri deniz minarelerinden daha etkili olmuştur. Şimdi deniz kestanesi uzaklaştırıldığı zaman ne oluyor? Yosunların artışı daha fazla. Bakın şu siyah kesikli çizgiye baktığımızda deniz yosunu daha fazla artmış. Ama deniz minaresi uzaklaştırıldığında yosun arkadaşlar artmamış sayısı azalmış. O zaman ee, artışı sınırlamada deniz minaresi daha etkili olmuştur. O yüzden bu yanlıştır. Bize deniz kestanesi daha etkili olmuş demiş. O yüzden bu yanlış oluyor. Bakalım diğer şeye diyor ki deniz kestaneleri ve deniz minareleri ortamdan birlikte uzaklaştırıldığında deniz yosununun artış hızı Ağustos 1983, Şubat 1984 tarihleri arasında en fazla olmuştur. Şimdi Ağustos ve Şubat arasına bakıyorum arkadaşlar. Ağustos 1980 Şubat 1984 demiş burada diyor ki e, artış hızı şimdi artış hızına baktığımız zaman arkadaşlar burada artış hızı sabit değil mi artış hızı sabit gösteriyor e, şeye baktığımız zaman artış hızı sabit gösterdiği için burada daha fazla dediği için yanlış olur bu. Deniz kestaneleri ve deniz minareleri ortamdan birlikte uzaklaştırıldığında deniz yosununun kapladığı alan diğer durumlardakine göre daha fazla olmuştur. İkisi birlikte evet uzaklaştırıldığında kırmızı çizgi daha fazla alan kaplıyor. Doğrudur. Şimdi şu birinciyi tekrardan okumak istiyorum. Deniz yosununun artışını sınırlamada deniz kestaneleri deniz minarelerinden daha etkili olmuştur. Artışını sınırlamada deniz kestanesinin uzaklaştırıldığına bakalım. Kesikli çizgi bu. E deniz minaresine bakalım arkadaşlar. Deniz minaresi uzaklaştırıldığı zaman mavi çizgi oluyor. E artışını ama mavi olanlar daha etkili oluyor. Bence cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak. Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada deniz minaresi daha etkilidir diye düşünüyorum ben. Cevabımız Bursa seçeneği yalnız 3 olur. 49. soruya gelelim. Ekosistemlerde aşağıdaki döngülerden hangilerinin bozulması asit yağmurlarının oluşmasına neden olur? Arkadaşlar asit yağmurlarının oluşması için azot ve kükürt döngülerinin bozulması lazım. Çünkü en çok sebep olan budur. O yüzden azot ve kükürt döngüsü olur. Cevabımız Edirne olur. 50. sorumuz canlı popülasyonlarına ait yoğunluğun ve yaş yapısının bilinmesi diyor. Hangileri için kullanılabilir? Şimdi yoğunluğu biliyoruz, yaş yapısını biliyoruz. Bakalım. Popülasyonun yaşadığı çevredeki kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanılması. Bununla ilgili bir bilgi edinebilir miyim? Evet. Çünkü yoğunluğu biliyorum. Yaşını biliyorum. Dolayısıyla çevresel kaynakları ne kadar kullanabilir bilgi edebilirim. Zararlılarla mücadele. E, tamam ben mesela bir e, ortamda zararlı var. Bunun yoğunluğunu biliyorsam ortamdaki ve yaş yapısını biliyorsam onunla mücadele edebilirim. Tehlike altındaki türlerin korunması. Evet mesela az miktarda mesela pandaların sayısı azaldı diyelim ki. Ben onun yoğunluğunu biliyorum. Yaşını biliyorum. Dolayısıyla tehlike altındaki türleri koruyabilirim Arkadaşlar bunun içinde kullanabilirim cevabımız hepsi olur Edirne seçeneği 51 sorumuz diyor ki bir ekosistemde farklı canlı türleri arasındaki ekolojik ilişkilerle ilgili hangisi yanlıştır parazitlik parazitlik de türlerden biri fayda sağlarken diğeri zarar görür Doğru biri artı diğeri eksi zarar görecek bazı bitkilerdeki lateks üretimi herbivor saldırısına karşı geliştirilen mekanik savunmaya örnek olarak verilebilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Lateks üretimi dediğimiz bir ee, şey gibi düşünebilirsiniz. Hani bu lateks üretimini bir salgı gibi düşünebilirsiniz. Burada her birörlerin saldırısına karşı ne yapıyor? Bir mekanik savunma yapıyor. Dolayısıyla doğrudur. Aslında şey diken gibi de düşünebilirsiniz. Hani Rekabet ilişkisinde türlerden bazıları nişlerini değiştirebilir veya alanı terk edebilir. Evet, rekabette biri mecburen kaybedeceği için ne yapıyor? Ya e, nişini değiştiriyor yani farklı bir iş yapıyor ya da arkadaşlar e, alanı terk edebiliyor. Doğrudur. Fungus ve bitki kökleri arasındaki mikorizalar amensalizme örnek teşkil eder bir kere. Mikorizalar mutualizme örnektir. Amensalizm nedir? Amensalizm de şu bir canlı istemeden başka bir canlıya zarar vermesidir. Mesela filler veya işte herhangi bir canlı yolda yürürken böcekleri ezmesi. Bizler de mesela aynı şekilde yapıyoruz. Yolda yürürken karıncaları veya başka böcekleri ezebiliyoruz. Bu amensalizmdir. Amensalizm bu şekilde bir taraf fayda sağlamazken yani herhangi bir etki görmezken diğer taraf bundan zarar görüyor amensalizmde. Ama fungusla şöyle göstereyim amensalizmi. Bir taraf herhangi bir etki göstermezken diğer taraf zarar görüyor. Ama buradaki mikorizalarda bitki kökleriyle fungus arasında mutaris bir ilişki vardır. Funguslar bitki köklerine işte su ve mineral verir. Bitki köklerinden de kendisine ne alır? Besin alır. İkisi de fayda görür. Edirne seçeneği diyor ki çiçekli bitkiyle tozlaşmayı sağlayan organizma arasındaki ilişki mutalizm örnek teşkil edebilir. Evet ikisi de fayda görüyor bundan. Dolayısıyla mutalizmdir. Cevabımız denizli seçeneği olacak yanlışı sorduğu için. 2020'ye geldik. FNÖABT diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir ülkede mevcut olan türlerin yok olma nedenleri arasında sayılamaz. Bakalım. Üreme alanlarının daraltılması. Üreme alanı daraltırsak canlıyı yok etme tehlikesini koyarız. O yüzden bu sayılır. Aşırı aşırı avlanma baskısının uygulanması bu da yine canlıyı yok etme tehlikesine sokar. Ortama girmiş olan yabancı türlere karşı seçici avcılık uygulanması. Evet. Mesela bir ortamda yaşayan canlılar var. O ortama yabancı bir tür girdi ve o canlılara zarar veriyor. Eğer ben o giren yabancı türü seçici avcılıkla işte avlarsam, onları ortamdan uzaklaştırırsam ne olur? Oradaki türleri korumuş olurum. O yüzden türleri yok olma nedeni değildir. Bu aksine türleri korumadır arkadaşlar. C şıkkı olacak cevabımız. Doğal yaşam alanlarının küçük parçaları ayrılarak kentleşmeye uygun alan oluşturması bu türleri yok eder. Canlı türlerin habitatlarının tahrip edilmesi bu da yine ne yapar? Türleri yok olma tehlikesine sokar arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. 53. soru. Bir gölde fosfor miktarının aşırı artmasına bağlı olarak oluşan olaylarla ilgili hangisi söylemez? Şimdi fosfor miktarı aşırı artıyorsa ne olacak? Ötrofikasyon süreci başlayacak. Bakalım. Birim zamanda birim alanda üretilen fotosentetik ürün miktarında artış olabilir. Evet. Çünkü algler bir anda sayısını artırdığı için fotosentez yapıyorlar. Dolayısıyla fotosentetik ürün miktarı artıyor. Bu olur. Alg patlaması görülür zaten. Ee, en belirgin özelliği budur, al patlamasının görülmesi. Ortamda bazı organizmalar için toksik etki yapan maddeler birikebilir. Ee, nasıl olur arkadaşlar? Mesela işte bir oksijen birikimi görülebilir, diyelim ki ya da işte e, atık maddeler maddelerin birikimi görülebilir. Bunlar toksik etki yapabilir, doğrudur. Aerobik organizmalar gölün dip kısımlarında baskın hale gelebilir. Aerobik organizma ne demek? Oksijenli solunum yapan organizma demektir. Gölün yüzeyini, şimdi gölümüz şöyle, gölün yüzeyini algler kaplıyor. Dolayısıyla dip kısmı oksijen gidemiyor ya da çok az gidiyor. Aerobik organizmalar aksine burada ne yapar? Ölmeye başlarlar. Burada baskın hale gelmezler arkadaşlar. D şıkkı yanlıştır. Anoksik koşullara uygun organizmaların faaliyeti artabilir. Evet oksijen eksikliğine uyum sağlamış olan canlıların faaliyeti artabilir arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olacak. 54. sorumuz. Tür çeşitliliği ile ilgili aşağıdaki ifade, ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Kutuplarda tür zenginliği ekvatora göre daha azdır. Evet kutuplar soğuk ortamlar olduğu için buralarda yaşayan canlı sayısı daha azdır. Bir ekosistemin farklı komiteleri her zaman birbirinden farklı türlerden oluşur. Yanlış olur arkadaşlar. Yani farklı komitelerde mesela şöyle düşünün. Diyelim ki Bursa'yı bir komite olarak düşünün. Bir de etrafında bulunan Balıkesir bir komite olarak düşünün. Aynı ekosistem içerisinde Bursa'daki ile Balıkesir'deki tamamen birbirinden farklı mı? Değil. Tamam arada farklılıklar vardır ama her zaman birbirinden farklı türler bulunmaz. Bu yanlıştır. Karasal biyomlarda yer alan ekotonlar iki komşu komüniteye ait türler içerdiğinden tür zenginliği fazla olabilir. Evet ne dedik? Ekoton bölgeleri tür zenginliği bakımın tür çeşitliliği bakımından zengindir dedik arkadaşlar. Doğrudur. 1 ve 3 olacak cevabımız Ceyhan seçeneği olur. 55. sorumuz. Doğadaki azot döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bitkiler azotu topraktan amonyum veya nitrat şeklinde alabilir. Evet, serbest azotu direkt alamıyorlar. Atmosferdeki azot biyolojik yolla sadece bakteriler tarafından bağlanabilir demiş. Sadece e, biyolojik yolla dediği için yani canlı yoluyla sadece bakteriler bağlıyor. Hangi bakteriler? Rizobium bakterileri. Tamam mı? O yüzden doğru. Şurada biyolojik yolla demeseydi Deseydi ki atmosferdeki azot sadece bakteriler tarafından bağlanır deseydi yanlış olurdu. Çünkü şimşek, yıldırım gibi olaylarda atmosferdeki azotu toprağa bağlıyor. Ama burada biyolojik yol dediği için yani canlıların yolu, canlıları kullanarak yapıldığı dediği için arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunu doğru alıyoruz. Azot fikse eden bakteriler gaz formundaki azotu amonya dönüştürür. Bu da doğrudur. Gaz formundaki azotu amonya dönüştürüyorlar. Rizobin bakterileri... Azot gazının biyolojik olarak amonya indirgenmesinde nitrogenaz enzimi görev yapar. Evet arkadaşlar amonya dönüştüren nitrogenaz enzimidir. Doğru. Nitrifikasyon bakterileri bağlı azotun serbest azota dönüşümünü sağlar. Hayır. Nitrifikasyon bakterileri amonyağı nitrit ve nitrata dönüştürürler. Bunu yapan yani bağlı azotu serbest azota dönüştüren denitrifikasyon bakterilerdir. O yüzden bu yanlıştır. 58. sorumuz. Diyor ki çöl biyomunda yaşayan canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çöllerde yaşayan memeli hayvan türleri genellikle geceleri aktiftir. Evet bunu demiştik gündüzleri çok sıcak olduğu için doğrudur bu. Kurak koşullara dirençli kara yosunları ve likenler yaşayabilir. Kurak koşullara dirençli olan her canlı yaşayabilir arkadaşlar burada. Dolayısıyla doğrudur. Bazı hayvanlar su kaybını iyice azaltmak için kuru dışkı atarlar. Evet mesela deve gibi canlılar doğru. Bu ortamda yaşayan bazı memeli türleri gereksinim duydukları suyun büyük bir kısmını metabolik sudan karşılar. Mesela develerden örnek vermiştim. Hörgüçlerinde yağ depo ediyorlardı. Bu yağı işte metabolik yolda yani oksijenli solunumla parçalar ve metabolik su oluşturuyorlar. Bunu da kullanıyorlar. Doğrudur. C3 bitkileri fotorespirasyon yapmaları nedeniyle çöl ortamına daha iyi uyum sağlamıştır. Hayır arkadaşlar çöl ortamına daha iyi uyum sağlayan kimdir? Cam, cam bitkileridir. Bunlarda fotorespirasyon çok azdır. Fotorespirasyon neydi? Işık solunumuydu. Değil mi? Oksijeni kullanarak ne yapıyorlardı bunlar? Işık solunumu yapıyorlardı. Dolayısıyla bunu en aza indiren cam bitkileridir. C3 bitkileri değildir. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda canlı tür, aşağıda çeşitli canlıların bulundukları çevrede yaşama ve üreme şansını artıran bazı savunma adaptasyonlarının örnekler verilmiştir. Diyor ki aşağıdaki kavramlardan hangisi bu örnekteki adaptasyonlarla eşleştirilemez. Bakalım. Zehirli ok kurbağasının parlak uyarıcı renkle sergilenmesi. Bu hangisi oluyor arkadaşlar? Aposematik renklenme oluyor değil mi? Aposematik renklenme. Zehirli iğnelere sahip olan iki farklı yaban arısının birbirine benzer desenlerle, desenleme göstermesi. Bakın ikisi de zehirli. E, gerçekten zehirli oldukları için biz buna müller mimikrisi diyoruz. Yani buraya B şıkkı geliyor. Şöyle şık olarak da yazalım. Bu C şıkkı bu da B şıkkı geliyor. Bir kelebek güvesinin rahatsız edildiğinde küçük bir yılanın başına benzer şekilde baş ve göğsünün şişirmesi. Bu da nedir? Bates mimikristir değil mi? Denizli seçeneği gelecek. Dil balığının deniz dibinde bulunduğu zemine uygun vücut renklenmesi göstermesi kamuflaj. Diğer bir ismiyle nedir arkadaşlar bu? Kriptik renklenmedir. Yani A şıkkı gelecek buraya. Hangi şıkkı yazmadık? Karakter değişimi yazmadık. Karakter değişimi bir canlının e, genlerindeki bir değişimdir. Dolayısıyla burada karakter değişimi dediğimiz olay gözlenmiyor. 2020'den yine devam ediyoruz diyor ki bir komitedeki kilit taşı türlerle ilgili hangileri doğrudur bakalım kilit taşı tür ne demekte arkadaşlar kilit taşı tür ortamda yok olduğu zaman diğer türleri çok e, etkileyen türdür sahip oldukları birey sayısı diğer türlerinkinden daima yüksektir eğer daima yüksek olsaydı bu canlıya biz baskın tür derdik daima yüksek değildir Ekosistemdeki döngülerin sağlıklı işlenmesinde çok önemli bir ekolojik nişe sahiptir. Evet ne dedik ortamda yok olduğu zaman ve azaldığı zaman diğer canlıları büyük olasılıkla etkiliyor. O yüzden bu kilit taşı türe aittir. Ekosistemde her zaman en üst trafik düzeyde bulunur. Hayır böyle bir durumda yok. Ara düzeylerde de bulunabilir arkadaşlar bu yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için yalnız iki bursa seçeneği olacak. 59. sorumuz. Aşağıda K noktasında atık boşaltımı yapılan bir nehirde oksijen değişimi ve nehirde yaşayan canlı popülasyonundaki değişimler gösterilmiştir. Şimdi oksijene baktığımız zaman arkadaşlar K'den sonra oksijen ne yapmış? Azalmış. Tamam mı? Oksijen azalıyor. Sonra artmaya başlıyor. Sabit gidiyor. Sonra kirletici madde bakın. Kirletici madde K bölgesinde artıyor bir anda azalmaya başlıyor. Şimdi kirletici madde azaldığı zaman ne yapıyor? Oksijen üretimi de artmaya başlıyor. Canlılara baktığım zaman K, K, maddesinin en yoğun olduğu yerde ne var? Bazı solucanlar, mantarlar ve anaerobik bakteriler yani oksijensiz solunum yapan bakteriler var. Biraz sonrasında bakın biraz da azalmaya başladığı zaman toleransı olan balıklar var. Artık tamamen olmadığı zaman da ne vardır? Normal popülasyonumuz vardır. Şimdi bakıyorum. Diyor ki K noktasından sonra nehirdeki oksijen derişiminin hızla azalmasının nedeni ilgili atıkların parçalanması için yüksek miktarda oksijene gereksinim duyulması olabilir. Evet olabilir. Burada atıkları parçalayabilmek için ee, oksijeni kullanmış olabilirler ve oksijen miktarı hızla azalmış olabilir. Nehrin oksijen derişimindeki değişime tüm balık popülasyonları aynı şekilde tolerans göstermiştir. Eğer aynı şekilde tolerans gösterseydi toleransı olan balıklarla normal popülasyon arkadaşlar farklı canlılar olmaz da aynı canlılar olurdu. Dolayısıyla bu yanlıştır. Aynı etkiyi göstermemişler. Nehirdeki oksijen derişimi en alt sınıra düştüğünde hiçbir canlı hayatta kalmamıştır. Bakın en alt sınıra düştüğü zaman hangi canlılar var? Bazı solu canlılar, mantarlar ve anaerobik bakteriler var. Hiçbir canlı değil bazı canlılar hayatta kalabilmiştir. O yüzden bu yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için yalnız bir doğru olacak. 60. sorumuz bu arada 82 tane sorumuz var aşağıdaki şekilde iki farklı popülasyona ait büyüme modelleri gösterilmiştir bakın biri j tipi büyüme eğrisi diğeri de s tipi büyüme eğrisi değil mi bir numara j tipi diğeri de 2 numarada s tipi bakalım diyor ki bu büyüme modelleri ile ilgili hangisi yanlıştır İkinci tip büyüme modeli lojistik büyüme modeline örnek oluşturur. Arkadaşlar lojistik büyüme modeli doğru. S tipi büyüme modelidir. Birinci tip de nedir? Üstsel büyüme modelidir. Tamam mı? Unutmayın. Birinci tip büyüme modeli besinin bol olduğu ortamlarda üreme hızı çok yüksek olan omurgasız hayvanlarda görebilir. Evet bakın taşıma kapasitesinin çok üstüne çıkmış. O yüzden doğru. Birinci tip büyüme modeline sahip olan popülasyon sınırlı bir çevrede üstel büyümeyi sonsuza dek sürdürebilir. Sınırlı bir çevrede bu büyümeyi sonsuza dek sürdüremez. Eğer ortam sınırsız olursa o zaman sürdürebilir arkadaşlar. Bu yanlıştır. İkinci tip büyüme modeline sahip olan popülasyonun birey sayısı ortamın taşıma kapasitesine eriştiğinde büyüme oranı sıfırdır. Evet dikkat ederseniz büyüme oranı ne yaptı? Sıfıra düştü sabit kaldı o yüzden doğru. İkinci tip büyüme modeli çevresel kaynakların sınırlı olduğu ortamlarda gözlenebilir. Evet belirli bir seviyeye kadar artıyor taşıma kapasitesine geldiği zaman yani ortamdaki kaynakların sınırına geldiği zaman sabit kalıyor. O yüzden doğru cevabımız C Şıkkı oluyor. 61. soru doğada yayılış gösteren popülasyonlarda olaylarından hangileri ilgili canlı türlerinin geleceğini tehlikeye sokabilir bakalım genetik çeşitliliğin azalması canlının çeşitliliğini canlı türünü tehlikeye sokabilir arkadaşlar mesela eşeğsiz üreme canlıların ee, geleceğini tehlikeye sokabiliyor çünkü çeşitlilik arttıkça ortama uyum da artıyor. Evrim, evrime katkısı oluyor çeşitliliğin. O yüzden de bu çeşitliliği azaltabilir. Yayılış alanına egzotik türlerin sokulması yine canlı türlerinin geleceğini tehlikeye sokar. O canlıları işte tamamen ortadan kaldırabilir. Mutasyonlarla yeni allerlerin oluşması. Yeni allerler canlıların türünü tehlikeye de sokabilir. Tehlikeden uzaklaştırabilir de Dolayısıyla burada sadece tehlikeye sokanları Sorduğu için arkadaşlar biz 1 ve 2 Olarak kabul edeceğiz ama Her iki mesela şey Şey deseydi yani iyi yönde de olabilir Kötü yönde de olabilir deseydi o zaman 3 numarayı da alırdık Dolayısıyla burada mutasyonlarla yeni hallerlerin oluşması Genelde canlıların Ortama uyumunu artırıyor Çeşitlilik sağladığı için o yüzden de bunu Almıyoruz cevabımız 1 ve 2 Şeklinde olacak 62. soru 2021'e geçtik. Bu arada ekoloji soruları çok sorulduğu için hem de hem de biyolojide o yüzden bayağı uzun oluyor videomuz. Azot döngüsünde gerçekleşen olayların isimleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi azotlu organik atığı ne yapmış? Amonyuma dönüştürmüş arkadaşlar. Bu amonyuma dönüştürme olayı nedir? Tabii ki burada bakın ayrıştırma olayı var, değil mi? Azotlu organik atığı amonyuma ayrıştırıyor, dönüştürüyor. Bu ayrıştırmadır. E, nitratı atmosferdeki azota vermiş. Denitrifikasyondur bu. Amonyumu nitrite dönüştürmüş arkadaşlar. Bu da nedir? Nitrifikasyon, pardon nitrata dönüştürmüş. Nitrifikasyon olayıdır. Ayrıştırma, denitrifikasyon ve nitrifikasyon şeklinde gider. Yani C şıkkı şeklinde olur. 63. sorumuz diyor ki Aynı miktarda tohumdan birlikte ve tek başına yetiştirilen iki yonca türünün yapraklarının kapladıkları alan esas alınarak hesaplanan görece bolluklarındaki değişiklikler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Şimdi Y1 tek başına olduğu zaman gayet güzel bir alan kaplamış. Bolluk durumu yüksek. Y2 tek başına olduğu zaman ilk başta artıyor sonra azalmaya başlıyor. Y1 birlikte olduğu zaman Y1 ile Y2 birlikte olduğu zaman Y1'in durumu azalmış. Bakın sayısı giderek azalıyor. Y2 de arkadaşlar hani ortalama seviyede yine azalma var ama ortalama seviyede. Diyor ki: Her iki tür tek başına yetiştirildiğinde maksimum bolluğa farklı zamanlarda ulaşmışlardır. Dikkat ederseniz evet maksimum bolluğa e, mesela birisi şurada ulaşmışken maksimum bolluğa ya da şurada ulaşmışken diğeri bakın burada ulaşıyor arkadaşlar maksimum bolluğa. Farklı zamanlarda ulaşıyorlar. Bu doğrudur. Bu iki tür birlikte yetiştirildiklerinde bolluk durumları olumlu yönde etkilenmektedir. Hayır bakın bolluk durumları belirli bir seviyeye kadar olumlu yönde etkileniyor. Sayısı artıyor ama bir süre sonra ne yapıyor bakın azalmaya başlıyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Her bir türün tek başına yetiştirildiğindeki bolluk durumu aynı zaman diliminde diğer türle birlikte yetiştirildiği duruma göre daha yüksektir. Evet baktığınızda şöyle sileyim burayı. Bakın. Y1'in bolluk durumuna baktığımız zaman Birlikte yetiştirildiği zamana göre daha fazla olmuş. Y2 de aynı şekilde bolluk durumuna baktığın zaman aynı zaman diliminde daha yüksek şekilde olmuş. O yüzden bu doğrudur. 1 ve 3 şeklinde olur cevabımız denizli seçeneği. Diğer sorumuza gelelim. Biyoloji sorularına geçtik. Küresel azot döngüsünde yer alan aşağıdaki olaylardan hangisi bir bitkinin kendi hücreleri tarafından gerçekleştirilebilir? Şimdi okuyalım bunları. Nitratın amonyuma indirgenmesi diyor. Amonya nitrite dönüştürülmesi, nitratın azotlu gazlara dönüştürülmesi, nitritin nitrata dönüştürülmesi, atmosferik azotun fiksasyonu. Bir kere atmosferik azotun fiksasyonu nasıl oluyor? Ya yıldırım şimşek yardımıyla ya da arkadaşlar rizobium bakterileri yardımıyla. O yüzden bitki kendi hücresi tarafından yapılamaz. Nitritin nitrata dönüştürülmesi nitrit bakterileri tarafından yapılır. Nitratın azotlu gaza dönüştürülmesi Denitrifikasyon bakterileri tarafından yapılır. Amonyağın nitrite dönüştürülmesi nitrit bakterileri tarafından yine yapılıyor. Nitratın amonyuma dönüştürülmesi ise bitki hücreleri tarafından yapılabilir bir durumdur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. 65. soru. Bir ekosistemdeki kilit taşı türlerle ilgili hangileri doğrudur? Bakın daha önce de sormuşlardı, yine sormuşlar. Ortadan kalkmaları o komitede tür çeşitliliğinin azalmasına neden olabilir. Evet, kilit taşı türler eğer yok olursa diğer canlıları da azaltıyor. O yüzden doğrudur. Bir kilit taşı türün komünite üzerindeki etkisi her zaman onun nispi bolluğuyla doğru orantılıdır demiş. Şimdi burada her zaman nispi bolluğu, hani mesela çok bol olduğu zaman da e, sıkıntı oluşturur, çok az olduğu zaman da sıkıntı oluşturur. O yüzden nispi bolluğuyla doğru orantılı değildir. Komünitelerde yer alan bitkilerde kilit komitelerde yer alan bitkiler kilit taşı tür olabilir. Evet. Sadece hayvan olacak diye bir durum yoktur. Bitkiler kilit taşı tür olabilirler arkadaşlar. Kendi aralarında dolayısıyla doğrudur. 1 ve 3 şeklinde olacak cevabımız. 66. soru. İnsanlar tarafından bir adaya getirilen yabancı türler o adada biyolojik çeşitliliğin hızla azalmasına neden olabilir. Bunun olası nedenleriyle ilgili hangileri doğrudur? Bakalım. Türler arasında rekabetin artması. Şimdi yabancı türler geliyor. Yabancı türler rekabeti artırır mı? Artırır, değil mi? Yeni hastalıkların yayılması. Evet, o türle gelen bir hastalık olabilir. Taşıma kapasitesinin artması. Şimdi taşıma kapasitesi demek ortamdaki e, yiyecek, içeceğin, besinin, barınmanın bol olması demektir. Başka bir canlıyı oraya sokarken taşıma kapasitesini artırmıyorsunuz. Aksine ne yapıyoruz? Azaltmış oluyoruz başka bir canlıyı sokarak. O yüzden bu olmaz, yanlıştır. 1 ve 2 şeklinde olacak cevabımız. 67. sorumuz. Dünyadaki karasal biyoçeşitlilik sıcak noktaları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Biyoçeşitlilik sıcak noktaları dedi arkadaşlar. Biyoçeşitliliğin en yüksek olduğu yerler demektir. Bakalım. Yeryüzünün oransal olarak çok küçük bir bölümünü kaplarlar. Yani baktığın zaman tür çeşitliliğin yüksek olduğu yerler küçük bir bölümdür, değil mi? O yüzden bu doğru. İçerdikleri endemik tür sayısı çok fazladır. Çeşitlilik bolsa Endemik çeşitliliği de fazladır. Doğru. Yanar dağlar ve sıcak su kaynaklarının çevrelerinde yer alır. Bakın buralardaki canlı sayısı azdır. Tür sayısı azdır. Biz biyo biyoçeşitliliğin yüksek olduğu yerlerden bahsediyoruz. O yüzden bu yanlıştır. Tehlike altında veya tehlike altına girebilecek çok sayıda tür içermektedir. Genellikle endemik türleri taşıdığı için bu bölgeler tehlike altında türler bulunabilir burada. Dünyadaki bitki, amfibi, sürüngen ve memelilere ait tüm türlerin yaklaşık olarak üçte birini içermektedirler. Genelde bu tür böyle sayısal olarak verilen veriler doğru oluyor arkadaşlar. O yüzden bu da doğrudur. Üçte birini yani çok büyük bir çoğunluğunu içeriyorlar sıcak noktalar. Bu doğrudur. C şıkkı olacak cevabımız. 68. sorumuz. Türce fakir ve Türce zengin komiteleri karşılaştırmak amacıyla önceden temizlenmiş parsellere tür sayısı 2'den 25'e kadar değişen çim ekimleri yapılmıştır. 11 yıl boyunca her büyüme mevsimi sonunda toplam bitki örtüsünün parsellerde kapladığı alan, her bir parseldeki çim türlerinin popülasyon yoğunluğu ve topraktaki kalan azot miktarı ölçülerek ve bu bulgular aşağıdaki grafiklerle ifade edilmiştir. Şimdi baktığınız zaman toplam bitki örtüsüne baktığınızda arkadaşlar bitki örtüsü artıyor. Şöyle tür sayısına baktığınız zaman tür sayılarında zaten burada artmış olarak gösteriyor. Burada tür zenginliğine bakacağız. Toprakta kalan azot miktarı Azaldıkça tür zenginliği bakın artıyor dikkat ederseniz. Şimdi neden? Çünkü topraktaki azotu buradaki türler kullanıyorlar. Mesela buraya biz tropikal yağmur ormanlarını örnek olarak verebiliriz. Tür zenginliği fazladır ama topraktaki mineral madde miktarı azdır. Diyor ki bu grafiğe göre hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Türce zengin komiteler, türce fakir komitelere göre kaynakları daha etkin kullanmıştır. Evet bakın kaynak kullanımı daha fazla olduğu için az miktarda kaynakları kalmış. O yüzden bu doğrudur. Tür zenginliği ile toprakta kalan azot miktarı arasında ters orantı vardır. Evet tür zenginliği arttıkça azot miktarı ne yapıyor? Azalıyor. Doğru. Türce zengin komitelerin kapladıkları alan türce fakir komitelere göre daha fazladır. Bakın türce zengin olan e, komiteler bakın burada ne kadar alan kaplamış. Bakın daha fazla bir alan kaplıyorlar. Fakir olanlar ise daha az alan kaplıyorlar arkadaşlar. O yüzden doğrudur. Türkçe zengin komiteler, Türkçe fakir komitelerden daha az kararlılık göstermiştir. Şimdi burada biz kararlılıklarıyla ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü burada bize sadece zenginlik ve sayı vermiş. Dolayısıyla kararlılıkları hakkında bir şey söyleyemeyiz. Bu yanlıştır, alamam bunu. Türkçe zengin komitelerde Türkçe fakir komitelere göre daha büyük bir kütle elde edilebilir. Evet, zengin komitelerde büyük kütle, ben yani bir birey sayısı fazla olduğu için... Ee, tür sayısı fazla olduğu için ne olur? Bunlarda daha fazla biyokütle vardır. Biyokütle nedir? Top canlıların canlıların toplam kütlesidir. Dolayısıyla burada canlı sayısı da fazla olduğu için daha fazla biyokütle vardır diyebiliriz. Evet, gelelim 69. sorumuza. Diyor ki bir grup bilim insanı her iki ebeveynin de yavru bakımına katıldığı bir kuş türü olan Kerkenez'de yavru bakımının ebeveynlerin hayatta kalmalarını nasıl etkilediğini araştırmıştır. Bu çalışmada belli bir deney alanında yuva yapan tüm ebeveyn çiftler işaretlenmiştir. Araştırmacılar yumurtadan yeni çıkan yavruları yuvalar arasında transfer ederek küçültülmüş kuluçkalı yani 3-4 yavrulu normal kuluçkalı ve büyütülmüş kuluçkalı yuvalar oluşturmuştur. Daha sonra ertesi yıl kış mevsiminde hayatta kalabilen erkek ve dişi ebeveyn oranını ölçerek bulgularını aşağıdaki grafikte ifade etmiştir. Şimdi küçültülmüş kuluçka büyüklüğüne baktığımız zaman dişi oranı daha yüksek. Normal kuluçka büyüklüğüne baktığımızda erkek ve dişi oranı hemen hemen birbiriyle aynı. Büyütülmüş kuluçkada ise arkadaşlar erkeklerin sayısı az. Diyor ki hangisi söylenemez? Bu kuş türünün varlığını sürdürmesini sağlayan ideal bir kuluçka büyüklüğü vardır. Evet ideal kuluçka büyüklüğü bakın şu ortadaki kuluçka büyüklüğü o yüzden bu doğru. Bu çalışmadaki bağımsız değişken yuvalardaki yavru sayısıdır. Bağımsız değişken neydi? Sayısını bizim ayarladığımızda. Biz mi ayarlıyoruz burada yavru sayısını? Evet biz ayarlamışız. O zaman bu doğrudur. Bağımsız değişken bu hayatta kalma oranlarındaki değişme bu çalışmanın bağımlı değişkenleridir. Şimdi kuluçkadaki yavru sayısına göre hayatta kalmalar değişmiş mi? Evet buna bağlı olarak değiştiği için hayatta kalma oranı nedir? Bağımlı değişkendir. Daha fazla yavruya bakmak ebeveynlerin hayatta kalma oranlarını olumsuz etkilemektedir. Evet bakın büyütülmüş bir kuluçkaya baktıkları zaman birey sayısı oldukça azalıyor. Bırakılan yavru sayısındaki artışa bağlı olarak hem erkek hem de dişi ebeveynlerin yaşama yüzdesi aynı oranda azalmıştır. Bakın dikkat ederseniz erkeklerin yaşama yüzdesi daha fazla olmuş, daha fazla azalmış. Yani erkeklerin sayısı çok fazla azalmış. Burada aynı oranda azalmış dediği için bu yanlış olur. Edirne seçeneği olur cevabımız. 70. sorumuza gelelim. Deniz ve tatlı su biyomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Akarsuların kaynak ve ağız kısımlarında farklı canlı türlerine rastlanabilir. Evet arkadaşlar akarsuların kaynak kısmı daha yukarılarda olduğu için yüksek yerler soğuk yerler olduğu için farklı canlılar bulunabilir. O yüzden doğrudur. Kıta sağlığının olduğu bölgelerdeki canlı çeşitliliği diğer okyanus bölgelerinkinden daha fazladır. Şimdi kıta sağlığı dediği nedir? Şöyle mesela şu bir deniz olarak düşünün. Şöyle bir akarsu veya olarak düşünün arkadaşlar kıta sağlığı şöyle e, karanın mesela şurası karaya karanın devam ettiği bölüme biz kıta sağlığı diyoruz kıta sağlığı ne kadar genişse canlı çeşitliliği de o kadar fazla olur dolayısıyla bu doğru olur bir gölün farklı zonlarında suyun derinliğine ve oksijen içeriğine bağlı olarak farklı canlı türleri yaşayabilir evet doğrudur. Denizlerin ışık almayan dip bölgelerinde sadece tüketici organizmalar bulunur demiş. Hayır burada ışık almayan bölgelerde üretici kemosentez yapan canlılar bulunabilir ışık almasa da o yüzden bu yanlıştır. Okyanuslarda en zengin hayvan çeşitliliği mercan resiflerinde gözlenir. Evet mercan resifleri inanılmaz çeşitliliğe sahip olan yerlerdir. Eğer ki ee, belgesel falan izliyorsanız bunları görürsünüz mutlaka orada da söyler mercan resifleri hayvan çeşitliliğinin en çok olduğu yerlerdir okyanuslarda. O yüzden doğrudur. Cevabımız denizi, denizi seçeneği olur. 71. sorumuz diyor ki istilacı türlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İstilacı tür ne demek? Bir bölgeye gidip oradaki türlerin sayısını, çeşitliliğini etkileyen türlerdir. Küresel ısınma bazı türlerin daha kolay yayılmasına ve ulaştıkları yeni ortamlarda istilacı tür haline gelmelerine neden olabilir. Evet, bazı türler küresel ısınmaya e, adaptasyon sağlamış olabilirler ve diğer canlılara zarar verebilirler. O yüzden bu doğrudur. İnsanlar tarafından çeşitli nedenlerle doğa, doğal düşmanlarının bulunmadığı bölgeye nakledilen bir tür, yeni habitatında istilacı hale gelebilir. Evet, mesela. A türünü alıyorum bir bölgeye götürüyorum. O bölgede A türüyle beslenen bir canlı yok. O zaman bu bölgedeki diğer canlıları tüketerek orada istilacı haline gelebilir. Doğru. İstilacı tür bulunduğu komitede daima en üst trafik düzeyi işgal eder. Bakın diğer sorularda da aynı şeyi söyledi. Mesela istilacı tür olsun, kilit taşı tür olsun, baskın tür olsun fark etmez. Her zaman en üst trafik düzeyde bulunmaz. Orta düzeylerde de bulunabilir arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. İstilacı türlerin genel olarak bulundukları ortamda çoğalma hızları yüksektir evet. Çünkü çok fazla beslenme gösteriyorlar. Üremeleri de fazla olur. Dolayısıyla çoğalma hızı yüksek. Aynı komitede birden fazla istilacı tür bulunabilir. Bu da doğrudur. Hatta komitenin felaketidir diyebiliriz. 72. soru bakın yine ötrofikasyonu sormuşlar. Her sene hemen hemen sormuşlar ötrofikasyonu. Bu sene de gelebilir. Ötrofikasyonla ilgili hangisi yanlıştır? Tarım alanlarında ticari gübrelerin aşırı kullanımı göllerde ötrofikasyona neden olabilir. Evet, buradaki azot ve fosfor salınımından dolayı ötrofikasyona sebep olabilir arkadaşlar. Bu doğrudur. Alglerin aşırı çoğalmasına bağlı olarak göllerin bazı bölgelerinde anoksik koşullar ortaya çıkar. Evet, doğru. Göllerde ötrofikasyonun kontrol altına alınmasında fosfor girişinin sınırlandırılması önem taşır. Evet, fosfor girişini sınırlandırırsak ötrofikasyonu azaltabiliriz. Doğru. Bir göldeki ötrofikasyon ortamda tür zenginliğini ve trofik düzeylerin artmasına neden olur. Hayır. Ötrofikasyon bir çevre kirliliğidir. Dolayısıyla tür zenginliğini azaltır arkadaşlar. Bu yanlıştır. Ötrofikasyon sonucunda göllerdeki fotosentetik organizmaların dağılım ve bolluğunda aşırı dalgalanmalar görülebilir. Mesela algler. Alglerin sayısı bir anda artıp bir anda azalabilir. Dalgalanma olur. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız denizli seçeneği olacak. 73. soru 2022 biyolojiye geldik. Tropikal yaprak dökmeyen yağmur ormanları biyomu ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakın ne dedim? Tropikal yağmur ormanları diyorsa şıklarda şeyi arayacaksınız. Mineral madde miktarı fazladır arayacaksınız. O e, sonuç o ışık yanlış olacak. Bakalım. Bitkilerde her, her mevsimde büyüme görülebilir. Evet sürekli yağmur olduğu için görülebiliyor. Taç tabakasının altında yayılış gösteren bitkiler için ışık rekabet edilen bir faktördür. Taş tabakası dediği ışığın giriş yaptığı kısımdır arkadaşlar. Eğer ışın giriş yaptığı yerin yani bu taş tabakasının altındaysa bitkiler ne yapıyorlar? Işık için rekabet ediyorlar. Doğru. Ağaçların büyük bir kısmının üzerinde epifitik bitkiler yaygın olarak bulunur. Epifit bitkiler neydi? Ağaçların yüzeyinde yaşıyordu. Sadece konum olarak kullanıyor. Onlara zarar vermiyorlar O yüzden doğru. Toprak besleyici mineraller açısından çok zengin olup tarım yapmaya oldukça elverişlidir. İşte bakın yanlış olan şık. Dediğim gibi tropikal yağmur ormanı görüyorsanız bu şıkkı arayacaksınız. Yanlıştır soruyorsa tamam mı? Unutmayın. Tür sayısı olarak en zengin karabiyo mudur? Evet. Oldukça elverişli imkanları vardır tropikal yağmur ormanlarının. 74. sorumuz. İnsan tarafından gerçekleştirilen etkinliklerden hangileri restorasyon ekolojisinin kapsamındadır? Restorasyon ekolojisi neydi? Çevreyi düzelten ekolojiydi. Unutmayın. Denizler bir ortamda petrol sızıntılarını temizlemek için bakteri kullanılması. Evet, restorasyon ekolojisidir. Biyoremediasyon yapıyor. Doğru. Ağır metallerce kirlenmiş topraklarda o metalleri biriktirebilen bitkilerin yetiştirilip hasat edilmesi. Bitkiyi, canlıyı kullanmış mı burada? Kullanmış değil mi? kirliliği engellemek için. O yüzden bu da restorasyon ekolojisidir. Tarım alanlarında bitki büyümesini teşvik eden gübrelerin kullanılması. Bunun restorasyon ekolojisi ilgisi yok. Restorasyon ekolojisi kirliliği genelde düzeltir arkadaşlar. O yüzden bunu almayız. Cevabımız 1 ve 2 şeklinde olacak. 75. sorumuz diyor ki bitkiler mantarlar ile mikoriza adı verilen simbiyotik birlikler kurabilirler. Aşağıdaki grafikte mikorizalı mikorizal mantarlı bitkiler ile mikorizal mantarsız bitkilerin büyümeleri göstermiştir. Şimdi mikorizal mantarsız bitkiler daha fazla büyümüş, mikorizal mantarlı bitkiler biraz daha böyle sanki sabit gitmiş gibi bakalım. Bu grafiğe göre hangileri çıkarılabilir diyor. Toprakta besin miktarı az olduğunda mikorizal mantar bitki büyümesini artırır. Şimdi düşük olduğu zaman ne yapmış bakın? Mikorizal mantar bitki büyümesini artırmış. O yüzden bu doğrudur. Toprağın besin maddesi konsantrasyonu yeterli olduğunda mikorizal ilişkiye ihtiyaç duyulmayabilir. Evet bakın dikkat ederseniz yüksek olduğu yerde mikorizal mantarsız bitki ne yapıyor? Gayet güzel büyüyor. Doğru. Mikorizal mantarların bulunduğu bütün besinler, bütün besin maddesi diyor konsantrasyonlarında bitki büyümesi mikorizal mantarların bulunmadığı duruma göre daha yüksek olmuştur. Hayır bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Şu bölgeden sonra mikorizal mantarsız bitkiler daha iyi büyümüşler. Dolayısıyla her zaman yüksek olmamıştır. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olacak. 76. sorumuz. Azot ve fosforca zengin besleyici maddelerin yoğun Besleyici maddelerin yoğun girdisinin olduğu bir göl ekosisteminde ötrofikasyon başladığı görülmüştür. Bu besleyici maddelerin girdisinin devam ettiği süreçte göl ortamında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez. Şimdi besleyici madde derken azot ve fosfordan bahsediyor. Azot ve fosfordan bahsediyor tamam mı? Bazı türlerin ortadan kalkması görülür. Çünkü aşırı bir alg birikimi var. Dip kısımlara ışık giremiyor, oksijen giremiyor. O yüzden oradaki canlılar ne yapar? Ölürler. Dolayısıyla olur. Bentik ortamda yaşayan hayvanların aşırı çoğalması hayır. Hayvanlar çoğalmıyorlar aksine miktarı azalıyor. Bu yanlıştır. Bu görülmez. Ark ve bakteri popülasyonunun aşırı çoğalması zaten ötrofikasyonun başlangıç kısmı. Fitoplankton yoğunluğunun mevsimsel dalgalanma göstermesi. Burada fitoplankton dediği ark ve siyanobakteridir. Bunlar dalgalanma gösterirler. Doğru. Gölün dip kısımlarında Sudaki çözülmüş oksijen düzeyinin azalması. Evet arkadaşlar oksijen miktarı azalır. Hatta oradaki canlıların ölümüne sebep olur. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Burada alg ve siyona bakteri haricinde diğer canlılar miktarı artmıyor. Unutmayın tamam mı? 77. sorumuz. Popülasyonların büyümesiyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Popülasyonların büyüme hızındaki yavaşlama çevresel kaynakların sınırlayıcı bir etken olmaya başlamasından kaynaklanabilir. Evet biz buna çevresel direnç diyoruz. Çevresel kaynaklar azalmaya başladığı anda ne yapıyor? Popülasyonun büyümesi sınırlanıyor, yavaşlıyor arkadaşlar. Doğru. Popülasyonlar doğal ortamlarında üstsel ya da sigmoid büyüme eğilileri verecek şekilde büyüme gösterebilirler. Üstsel dediği J tipi büyüme, sigmoid dediği S tipi büyüme. Evet, doğru. Yeni bir habitata giren bir türe ait popülasyonda başlangıç aşamasında tür içi rekabetin az olması nedeniyle büyüme hızı en yüksektir. Şimdi bakın. Yeni bir habitata giren bir popülasyon düşünüyorsunuz. Bir tür popülasyonu düşünüyorsunuz. Buradaki popülasyonda türler arasında rekabet fazladır. Çünkü buraya ne yapıyorlar? Uyum sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden burada bir gizli evre dediğimiz veya alışma evresi dediğimiz bir evre vardır. Sonrasında birey sayısı artmaya başlıyor. O yüzden burada Büyüme hızının en yüksek olduğu yer ortama alıştıktan sonra gerçekleşir. İlk aşamada gerçekleşmez. Bu yanlıştır. Bu soruyu ben sınavda o kadar çok düşündüm ki. Şimdi C şıkkını okuyorum diyorum ki e, diyorum büyüme hızının en yüksek olduğu yer burası değil. Sonra diğer şıkları okuyorum Allah Allah diyorum sınavda bir algılama kıtlığı oluşmuştu bende. O yüzden bu soruyu son anda böyle doğru yapmıştım. Popülasyonların büyüklükleri ortamın taşıma kapasitesine ulaşınca büyüme hızındaki artışların azalarak minimuma inmesi beklenir. Evet, taşıma kapasitesine ulaştığı zaman şurası taşıma kapasitesi değil mi? Ne yapıyor artık? Hızdaki artış azalıyor, azalıyor ne yapıyor? Sabit kalmaya başlıyor. Yani minimuma düşüyor. Doğru. Popülasyonların büyümesi üzerinde popülasyonlardaki doğum ve ölümlerin yanı sıra göçler de belirleyici olur. Evet. Popülasyon hem doğum ve ölümle büyüyüp azalırken dışarıdan göçler de geldiği zaman ne yapıyor? Birey sayısını etkiliyor. O yüzden popülasyonun büyümesi üzerinde etki gösterir. Cevabımız C şıkkı olur. 78. soru. Aşağıdaki kimyasallardan hangisi stratosferdeki ozon tabakasının incelmesine neden olur? Arkadaşlar direkt bir bilgi sorusuydu bu. Kloro, floro, karbonlar e, ozon tabakasını inceltir. Şimdi LYS ve YGS sorularına bakalım. Aşağıdaki grafikte KLM olarak adlandırılan üç farklı biyomun yayılış alanları verilmiştir. Şimdi bakın K'ye baktığınız zaman K'de e, Yıllık yağış, yağış ortalaması az. Sıcaklığa baktığınız zaman arkadaşlar sıcaklık orta değerlerde. M'ye baktığınız zaman hem sıcaklık düşük hem de yağış düşük. Buraya ben kutup diyebilir miyim? Kutup bölgesi diyebilirim. K'ye de ne diyebilirim? Çöl diyebilirim. L'ye baktığınız zaman hem sıcaklık yüksek hem yağış yüksek. Buraya da tropikal yağmur ormanları diyebilirim. Diyor ki epifit bitkiler diyor. Buna göre diyor bir epifit bitkilerin İki su depo edebilme özelliğine sahip olan dev kaktüslerin ve kökleri derinlere uzanan çalıların. Üç üreme dönemi oldukça kısa olan çayır, bodur, odunsu bitkiler ve rengeyi yosunu bilinen likenlerin. Şimdi arkadaşlar burada eşleştirme yapacağız. Bir kere ben çöl dediğim zaman su depo edebilme özelliğine sahip dediği için ben buraya çöl diyeceğim. Yani buraya K yazacağım 2 numaraya. Sonrasında diyor ki epifit bitkiler, epifit bitkiler nerede yoğun oluyordu? Tropikal yağmur ormanları. Yani buraya L diyeceğiz. Buraya da zaten ne diyeceğiz? M diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla ne olur? LK M şeklinde olacak. Yani cevabımız A şıkkı şeklinde olur. 79. sorumuz. Gelelim 80. soruya. Bakın aynı soru 2017 YGS'de sorulmuş. Diyor ki karasal biyomları ile ilgili hangileri eş doğru eşleştirilmiştir? Bakın dikkat ederseniz grafik aynı grafik. Kaktüsler ve sütleyenler. Bunlar nerede bulunuyor? Çölde. O zaman ben buraya ne diyeceğim? X diyeceğim. Çünkü X'i ben çöl demiştim. Donmaya dayanıklı, hızlı gelişen bitkiler. Bakın donmaya dayanıklıysa sıcaklığın az olduğu yer. Z diyeceğim. Geniş yapraklı bitkiler Y, tropikal yağmur ormanları. Z X pardon, X Z Y şeklinde gider. Ya da şöyle diyebiliriz. X'e 1 diyeceğiz. Y'ye 3 diyeceğiz. 1-3-2 şeklinde gider. Cevabımız bursa seçeneği olacak arkadaşlar. 80. sorumuz. Gelelim diğer sorumuza. Son 2 sorumuz kaldı zaten. Genellikle pardon diyor ki karasal biyomlarla ilgili hangisileri doğrudur? Genellikle baskın memeli hayvan türlerine göre adlandırılır. Şimdi memeli hayvan türlerine göre mi adlandırıyorlar? Hayır bitkileri göre adlandırıyorlar arkadaşlar. Yanlış. Bitkilerin dağılımı hayvan türleri için çok farklı habitatlar sağlar. Evet, bitkilerin çeşitliliğine göre hayvan çeşitliliği de değişiyor. Farklı karasal biyom gruplarının bitki örtüleri farklı olabilir. Evet, doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olur. Tropikal yağmur ormanları ile ilgili hangisi yanlıştır? Yine neyi arayacağız arkadaşlar? Bakın, ee, mineralleri arayacağız. Bakalım var mı burada? Tropik ormanda dikey tabakalaşma görülür demiş doğrudur arkadaşlar. Bunlarda dikey tabakalaşma var. Ağaç türleri bakımından çok zengin. Evet. Orman içinde mikroklima farklılaşması görülüyor. Ah, bu da doğrudur aynen. arkadaşlar. Mikroklima farklılaşması aynen. görülüyor bunlarda. O yüzden doğru diyoruz. Aynen. Aynen. Yıllık yağış ve sıcaklık ortalamaları yüksektir. Evet yağış da sıcaklık da yüksek arkadaşlar. Ekvator çevresinde yer aldığından bu bit biyomdaki bitki türleri arasında ışık için rekabet şiddetli değildir. Yanlış. Bakın hem ışık için rekabet vardır hem de mineral için rekabet vardır tropikal yağmur ormanlarında. O yüzden bu yanlış olur. Böylece bitirdik. Biraz 82 soru gerçekten çok uzundu. Benim için zor oldu. Parça parça çözdüm. Şimdi birleştireceğim onları. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.